Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz stüdyolarımıza. 24 Aralık Cuma günündeyiz. Haftanın son manşetine her zaman olduğu gibi Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür benim. ederim siz. Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. 18. haftayı Sportoto Toto Süper Lig'de 18. haftayı yani hafta içi mesaisini dün akşam oynanan iki karşılaşmayla tamamladık. Hemen bu maçlardan nasıl başlıklar yansımış Hürriyet Gazetesi ile başlayalım. İlk olarak ekranlarınıza Kartal Pençesi Ersin başlığı geldi. Beşiktaş kalecisinin penaltı kurtardığı maçta Göztepe'den 3 puan almayı başardı. Maçın henüz 3. dakikasında Ndiaye'nin golüyle geriye düşen siyah beyazlılar 31. dakikada Larin'le eşitliği yakaladı. 41'de Ersin Soner'in penaltısını kurtarırken 60'ta Raşit Gezal şahane bir golle Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. Rozier'in atılmasıyla 81. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen avantajını koruyan Beşiktaş Önder Karaveli yönetimindeki 3 maçta 7 puana ulaştı. 2 galibiyet 1 beraberlik ile. Şuradan üst tarafta görüyorsunuz. Hiç vazgeçmeyeceğiz başlığı var. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli 3 maçta geriye düşmeleri yani görev yaptığı Beşiktaş'ta görev yaptığı 3 maçta geriye düşmeleri rağmen, geriye düşmelerine rağmen iyi sonuçlar aldıklarına dikkat çekti. Siyah beyazlı teknik adam takımın başındaki 3. maçında da 1-0 geriye düştük ama bir Beşiktaş karakteri oluşmaya başladı. Hiç vazgeçmeyen bir Beşiktaş var. Beşiktaş hiç vazgeçmeyecektir sözlerini başlık ve başlık altında görmüş ve dün akşam ekranlara da yansıdı Önder Hoca'nın gözyaşları diye. Tabii ki duygusal bir boşalma anı oldu kolay değil. Zor bir maçtı. Her iki taraf için de hem Göztepe için de hem Beşiktaş için de zor bir maçtı. İki takımın da üst düzey mücadele ettiği bir karşılaşmaydı. Bu maçtan Beşiktaş galip Doğru. çıktı. Birazdan maçın dinamiklerini, bütün bileşenlerini konuşacağız. Şurada hayat savunma için çok kısa diye bir başlık var. Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro Beşiktaş karşısında takdir edilecek bir oyun sergilediklerini söyledi ki şüphesiz haklı. Sırp çalıştırıcı oyuncularımı kutluyorum. Beşiktaş gibi bir takıma karşı bu kadar cesur oynamaları takdire şayan. Burada böyle oynamak kolay değil. Ceza alanlarında topak, ceza alanında topa 42 kez dokunmamız önemli bir başarı. Yeterli puanımız yok ama yaptığımız her şeyi herkes görüyor. Biz de diğer takımlar gibi kalitemizin 20 metre önünde oynasak, özür dilerim, kalemizin 20 metre önünde oynasak neler olurdu bilmiyorum. Yani savunmaya işaret ediyor. Kalemizin 20 metre önünde oynasak neler olurdu bilmiyorum. Hayat savunmayı geride kurmak için çok kısa cümlesini bunu konuşalım başlayalım. yani ileri ilerleyen dakikalarda. Akışması bu konuşulmaya değer. Alalım yani. Bunu tamam. Akışımıza. Unutmayalım. Ee, Tolga unutursak biz sen hatırlat olur mu? Bu sayfadan şöyle bakıyorum başka Göz, e, Göztepe'den istatistik şov demiş ama biz zaten birazdan e, paylaşacağız onu. Bir sonraki sayfamız Foto Maç Gazetesi'nden mekanın sahibi Kayler'in mekanın sahibi güzel olmamış bu başlık? <laughs> mekanın sahibi Kayler'in. Lerin bu sezonki 6. golünü de Vodafone Park'ta attı. Kanadalı futbolcu 2021 yılında iç sahada 20 maçta 18 gole direkt katkı yaptı. 14 gol atıp 4 asist gerçekleştiren Lerin, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını da 6'ya yükseltti. Başarılı futbolcu 14 gol atarken 4 asist gerçekleştirdi demiştik. Şurada ıslık göndermesi. Kanadalı futbolcu 2 hafta önce 3-2 kaybettikleri ve 1 gol attığı Kayserispor maçında oyundan çıkarken ıslıklanmıştı. Hatırlayacaksınız golden sonra oyundan çıkmıştı. E, dün de kulaklarını tıkayarak taraftara göndermede bulundu diye hatırlatmış. Fanatik gazetesi Karaveli'nin gözyaşları. Maç bitti. Tribünler Beşiktaş seninle gurur duyuyor diye tempo tutmaya başladı. Beşiktaş benim aşkım karşılığını veren Önder Karaveli. Çok mutlu hissediyorum. Bu sevgi beni neredeyse ağlatacaktı. Hatta birkaç damla gözyaşı aktı sözlerini başlık ve başlık altında görmüş. Ersin bizi oyunda tuttu diyor. Önder Hoca şuradan okuyayım. Zor bir gün oldu. Göztepe'nin sıralamadaki yeriyle oynadığı oyunun paralel olmadığını düşünüyorduk. Beklediğimiz gibi de oldu. Bizi hataya zorladılar. Göztepe'nin oyunu için söylüyor Önder Hoca. Bizi hataya zorladılar. Ben 3 maçtır takımla beraberim. 3 maçtır da ilk golü biz yiyoruz. Bugün için gözden geçirmemiz gereken şeyler var. Kayseri Spor ve Fenerbahçe maçlarındaki toplam pozisyon kadar bir maçla pozisyon verdik bugün. Bugün bunun üzerinde çok çalışmamız gerekiyor. Gözden geçireceğimiz konuların başında geliyor demiş gazete. Kurtarıcı Gezal Son olarak ligin 5. haftasında 3-2 kazanılan Antalya Spor maçında rakip fileleri havalandıran Beşiktaş'ın yıldızı Raşit Gezal dün akşam Göztepe karşısında yine sahneye çıktı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu 60. dakikada ceza sahasının dışından kaleci İrfancan Can Bayat'ı avlamayı başardı. Cezayirli Yıldız takımın öne geçirir, geçiren golü kaydederken 3 puanın mimarlarından biri oldu. Gezal sahada kaldığı süre içerisinde hücumda takımın kilit ismi olmayı başardı. Hakikaten bu krediyi vermemiz lazım Gezal'e diğer takım arkadaşlarıyla beraber ama Beşiktaş attığı ilk golde de Rıdvan'a, Josef de Souza'ya, Oğuzhan'a ve Larin'e ne kadar pay çıkarıyorsak atağa başlatan kritik pası veren Gezal'a da aynı payı çıkarmamız lazım. Birazdan pozisyon üzerine konuşacağız ki e, görüntülerin üzerine. Şimdi bir başlığımız bir gazetemiz daha var ama bu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurşevi'nin sözleri onu en sona bırakalım isterseniz. Dünkü maçtan ziyade daha genel değerlendirmeleri var. Ahmet Bey'in, Ahmet Nurçebin'in. biz başlayalım maçla. Ee, henüz üçüncü dakikada bir gol buldu. Ee, Oğuzhan'ın pas hatası diye özetle söyleyebiliriz. Bir taç kullandı. orada. Beşiktaş topu çıkaramadı. Oğuzhan da arkadaşlarına ceza sahası çizgisine paralel bir pas verdi. Orada Soner hızlıca kaptı. Ee, ceza sahasına koşu yapan NDI'nin önüne bıraktı. O da bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ee, ve golü yaptı. Çok hızlı gelişti her şey. Evet. Beşiktaş'ın oyun kurmakta, top tutmakta ve organize olmakta problem yaşadığını söylememiz lazım. Çünkü Göztepe öyle bir önde baskı yaptı ki organize, güçlü, hızlı özellikle Beşiktaş stoperlerinin stoperlerle piyan bağlantısının ve dahi Oğuzhan Özyakup bağlantısını kestiler. Pas yapmasına müsaade etmediler ve dolayısıyla Beşiktaş bir bocaladı. Göztepe'de bu bocalamayı yaptığı baskının sonucunu alarak pozisyona ya da rakip ceza sahasında demin istatistik şov dedik ya birazdan gelecek ekranı. Rakip ceza sahasında 9'u 18'i değil mi ilk yarıda? Yanlış mı hatırlıyorum bir saniye hemen şuradan söyleyeyim. Olabilir. İlk 45 dakika hemen söyleyeceğim. 8'e 19 özür dilerim. 8 Beşiktaş 19 kez Göztepe bu istatistik ortaya çıktı. Ee, her ne kadar Beşiktaş 30 kez. Faul kaç kadar, ilk yarıda? 3 faal yapmış Beşiktaş 10 faal yapmış Göztepe. Böyle bir ilk yarı şunun altını çizmemiz lazım. Özellikle e, şeyin kaylarının golü. Az önce söyledik Raşit Gezal. Rıdvan muazzam kurtardı topu rakibinden. Orta alandaki boşluğu çok güzel katetti. etti. Josef de Souza nefis orta. Oğuzhan Özgür nefis indirdi. Lerin güzel vurdu. Ellerine vurmak kaldı diyeceğim ama zor pozisyonda önü kapalıydı. O da güzel yeri hakikaten güzel vurdu. Her iki takımın da gerçekten üst düzey mücadele güzel oyun ortaya koyduğu bir 45 dakika ve bir 90 dakika izledik dün akşam. Beşiktaş herhalde en kısa haliyle Göztepe'nin bu oyununa oyuncu yetenek farkıyla cevap verip puan aldı diyebiliriz. En kısa haliyle kimseye haksızlık yapmadan herhalde değil mi? Doğru. Ya yani fiziksel seviyesi çok yüksek bir takım Göztepe. Ee, ama ligdeki puantajlarına baktığın zaman evet. bir şeylerin eksik olduğunu söylemek lazım. Gole çeviremiyorlar galiba. Yok sadece o değil bence. Alanya Spor mesela seri puanlar kazandığında burada şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Alanya Spor Biraz da fiksür yardım etti. Hangi anlamda yardım etti? Topu isteyen rakiplerine karşı oynadı. Onların da geçiş stratejisine çok uygundu. Ama lig bu tarz takımlardan ibaret değil. E, fiksürün <laughs> devamında topa sahip olmaları gereken, domine etmeleri gereken maçlar gelecek. Ve bu oyunu değiştirmeleri lazım. Değiştirmezlerse o maçları kazanamazlar Doğru. diye konuşumuzu atıyorum. Kazanamazlar. Şimdi Göztepe'nin de Trabzon maçına bakıyorsun. Müthiş bir Trabzon maçı oynadı. Trabzon Göztepe maçını kazandı ama oyun olarak üstün olan taraf kesinlikle Göztepe'ydi. Göztepe'nin Galatasaray maçına bakıyorsun. Ee, benzer bir şekilde Galatasaray karşı özellikle ilk devrede aynen 5'e karşı olduğu gibi ilk devrede maçı domine etmişti. Göztepe'nin Fenerbahçe maçına bakıyorsun. Maçın sonunda 1-1 bir bir bitti. Kim galibiyeti kaçırdı desem Fenerbahçe kaçırmadı Göztepe kaçırdı dersin. Şimdi Göztepe bu fizik kalitesi, fiziksel seviyesi, dinamizmini... E, yüksek kaliteli oyuncuları olan, ayağına mahir oyuncu olan takımlara karşı tabii e, daha fazla oyuna ve daha fazla Beceri. gösteriye dönüştürebiliyor. Beceriye dönüştüremiyor. Becerisi eksik. Evet. Oyuncuları temaslı oynamayı seviyorlar. Çarpışmayı seviyorlar. Ve temaslı oyun sevmeyen rakiplerine karşı özellikle 45 dakika ilk 45'lerde bunaltıyorlar. Galatasaray'da ilk 45 çok bunaltmışlardı. Beşiktaş'ta ilk 45 çok bunaltmışlardı. Agresif bir oyunla. Ama hem bu tarz bilesi, oyunları genelde evet o agresif oyun Genelde 90 dakika yayamazsın. Çünkü insanoğlunun fiziksel e, limitleri de. belli. 45 dakika rakibini çok yıpratabilirsin, çok yorabilirsin, çok zor durumda düşebilirsin. Ki Beşiktaş'ın özellikle hücumda tamamlayamadığı toplarla Göztepe pozisyonlar da buldu. O yüzden rakip ceza sahası istatisini yükseltti. Golü yükselti. de öyle attı. yükseltti. Golü de yükseltti. Bu noktada o yüzden önce iki devre ayırmak lazım. Göztepe'nin o fiziksel oyununun ilk devrede daha fazla ürüne dönüşmesi normal eğer ligin ikinci yarısı ligde kalmak istiyorlarsa, bunu daha fazla puana dönüştürmek istiyorlarsa biraz daha sağdaki kaliteli oyunu sayısını artırmaları lazım. Ha, kaliteli oyunu sayısını arttırdığın zaman da bu fiziksel oyun düşebilir tabii. Doğru. Futbolda böyle bir denge oyunu. Çünkü bu takım santrforuyla, orta saha oyuncularıyla, kanat oyuncuları, stoperlerle hepsiyle fiziksel oyun. Kavga eden bir takım. Evet ama kavga futbolda... Kavga derken kavgadan bahsetmiyoruz. Yani tamam, bu içinde oyun içinde kavga. mücadele içinde. Kavga futbolda evet önemli enstrümanlardan bir tanesi. Ama Esas enstrüman değil. Talih enstrümanlardan bir tanesi. Evet iyi mücadele etmelisiniz. Evet iyi çarpışmalısınız. Evet ikili mücadelelerde ayakta kalmalı. Evet serseri toplara kazanmalısınız. Ama bunlar yetmez. Bunların yanında top ayağınızda olduğunuzda da 90 dakika yayılmış bir şekilde iyi kullanmayı sürdürmeniz lazım. İlk 45 dakika müthiş bir mazot harcıyorsunuz. Ondan sonra benzin ışığı yanıyor. İkinci yarıda sizin benzin ışığınız yandığında e, rakip pozisyonları değerlendirmeye çalışıyor. O yüzden de Göztepe şu anda... Belki daha fazlasını kazanabilirdi puantaj olarak ama e, ikinci yarıda daha fazlasını kazanmak istiyorsa takviye yapması lazım yani, Kaliteyi artırması lazım. Beşiktaş'ın ikinci yarıda biraz daha oyunun rüzgarını lehine çevirmesinin sebebi bu. Bir sebep de Beşiktaş'ın 3 maçın sonunda bence e, temelli meselesi ön plana çıktı. Şu 38 ve 39'da istediğim pozisyonlar var. Larin ve Batu Şuhay'ın evet. kaybettiği toplar. Beşiktaş hücumda daha Getirelim realist mi? olmak Ekran. zorunda. Getirelim. Buyurun lütfen. Beşiktaş hücumda daha realist olmak zorunda. Yani burası süperlik. Yani burada süperlikte. Daha realist olmazı derken. Mesela şurada duralım burada. Acayip bir çıkış yapıyor. Gezzel topu oradan kalabalıktan çıkarıyor. Kastettiğiniz topun değerini bilmeli. Topun anladım. değerini bilme anlamı. Gezzel orada kalabalıktan çıkarıyor. Acayip de bir depar atıyor. Bak soldan depar atan evet. Gezzel, top ayağında Lerin'e veriyor ama Gezzel soldan acayip de bir depar atıyor. Ve muhtemelen zaten Lerin'e sesleniyor da. Lerin'in yaptıklarına bak. Ha böyle bir basit hakkın bir, yok. Evet. Orada çalım deneme, ondan sonra %50'ye gir, %50 %50'ye girme hakkın yok. Orada yapman gereken kolayca Gezzal'ı oynamak. Zaten topu Gezzal çıkarttı. Gezzal solundan koşu yaptı. En basit pas opsiyonu Bak. Zaten topu sana atan Gezzal, Gezzal'in soldan koşu yaptığını görüyorsun. Oradan merkeze gireyim. Ondan sonra da basit bir çalım atayım. Ondan sonra da çalım atayım. Yok öyle bir şansın yok. Bu top zaten dönüyor. Göztepe pozisyonu. Bir, bir, dakika, bir dakika sonra bu kez Batu Şahin'in bak. Pas opsiyonunu nasıl kullandığını görelim. Buyurun. 39. dakikada. Yine Beşiktaş. Yine orada çok savaşılmış, kazanılmış bir top. Josef. Oğuzhan. Batu yani böyle Çok bir, basit bir top galiba. Böyle bir fantastik pas atma şansın yok. Bak burada abartmıyorum. Bazı tek direktörler seni oyundan çıkarır. Bak abartmıyorum. Abarttığımı düşünmeyin. Çünkü futbolda en temel prensiplerden biri topun kıymetini bilmektir. Şimdi sen topu kazandın, Maile, hücum planına geçiyorsun. Bir daha baştan alalım bunu. Tamam, bunun biliyorum penaltıya dönüşeceğini o yüzden veriyoruz. Bu pozisyon penaltıya dönüşecek de. Evet. Fakat bir baştan alalım. Şimdi bak, Joseph burada topu kazandı. Bu bu toplar kolay kazanılmıyor. Aynen öyle. Bir sürü efor sarf ediyorsun. Ve bir önde basıyor. Oğuzhan süper bir pas atıyor sana. Oyunun merkezinde Batshuayi çok iyi fırsat yakalayacakken böyle tam olarak dönmeden şey no look pass gibi basketboldaki görmeden pas gibi sanki Michael Jordan mışçasına sanki Magic Johnson mışçasına değilsin. Sen Michael Jordan değilsin. Bu topu 40 defa deneyip 30'unda isabetli pas atamazsın. Senin böyle bir kaliten yok. <laughs> Doğru Michael Jordan. Böyle değil. bir kaliten yoksa sen Michael Jordan değilse burada böyle bir lüksün yok. Sen Messi değilsin. Sen Neymar değilsin. Çünkü Messi Neymar bunları yaptığı zaman 4'te 3 isabetli atıyorlar. Sen bunu 4 kere yapsan 3'ünde isabetli atacaksın. Bunu biliyorum. Biliyoruz. Spor olarak senin bütün kariyerini izledik. Burada böyle bir lavali pas atma şansın yok. Ve bunu Beşiktaş son 3 maçta defalarca özellikle de Larin ve Batu üzerinden yaptı. Bak Gezal öyle davranmıyor. Gezal daha sorumlu. Gezal de risk alıyor. Gezal de pas hatası yapıyor. Yok geldiğinden beri çok sorumlu bir profil. Risk profi almadan evet. zaten hücum oyunu solamazsın. Risk Kaybettim alacaksın. Toplarda. Ama bu bu risk almak değil. Bu ciddiyetsizlik. Bu topun değerini bilmemek. Dönüyor top. Gösteve penaltı kazanıyor. Montero Kerim pozisyonu Kimi? oluyor. altıyı golü atsalar 2-1 olacak. De devam etsin. Bakın burada Beşiktaş'ın gol pozisyonuna girmeyeceğini söyleyebilir miyiz? Tamam iki tane savunma oyuncusu var Göztepe'li ama. Burada da Batu Şuhay var. Ee, Raşit Gezal sağdan geliyor ve Oğuzhan var. Tabii canım umut yani veren gol bir atak. Heh. Batu Şuhay gayet serbest. Bu kadar Özgür kolay bir şekilde top getiriliyor oraya. Harcanmamalıydı doğru söylüyorsun. Ya bu, bu nedir yani? Ve etrafında şey de yok bu arada. Oyuncu da yok. Çok büyük böyle baskıya gelmiş. 5 metre sıkıştırma. yarı yani dönüp bir çember mi? boş. Sen burada Messi pasını ne yapmaya çalışıyor? Neymar mısın sen? Ya önüne koşuyor ona atmaya çalıştı ama dediğiniz gibi bu, biraz Bu bu ciddiyetsizlik. Çok kolay bir top kaybı bu. sürreel oyun. Evet. Beşiktaş'ın maalesef dünkü maçta da, Fenerbahçe maçında da, Kayseri maçında da zaman zaman çok basit top kayıpları. Şimdi bu neye mal oluyor biliyor musun? Bu basit bir şey değil. Şimdi Beşiktaş'ın Sergen Yalçın, Önder Karaveli döneminde alamet-i farikası ne? Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan ne? Atak sürekli. Hı, hı atak sürekli sağladığı için rakibi yorduğu için peş peşe ataklarla Beşiktaş Beşiktaş oldu. Beşiktaş şampiyon oldu. Göztepe karşı yapmaya çalıştığı ne? Oyunu ele almaya çalışıyor. Oyun bir türlü gelmiyor sana. Oyun Göztepe'de bu dakikalarda. Oyun sana gelsin diye uğraşıyorsun. Oyunun sana gelmesi için atak sürekli sağlaman. Atak sürekli sağlaman için bu tarz ataklarda ciddi olman lazım. Bu atakta bir önceki atakta Larin ciddi olmuyor. Kaptırıyorsun. Bir sonraki atakta Batu ay ciddi olmuyor. Kaptırıyorsun. O zaman atak sürekli sağlayamıyorsun. 45 dakikanın sonunda diyorsun ki ya Göztepe bizden daha çok pozisyon buldu. Göztepe bizden daha çok rakip ceza topu. Çünkü e, ciddi oynuyor. Eh, organize oluyor. Futbol Futbolda çok temel prensiplerden, çok Aynen. temel şartlardan bir tanesi ciddi oynamak. Bir defa ciddiyetsiz bir şekilde bak o top döndü, penaltı oldu. Kerim Montero pozisyonu oldu. Penaltı Ersin kurtarmamış olsa maçı 2-1 olacak. 3 maçta 6. defa geriye düşmüş olacaksın. Çevirebilir misin? Çeviremez misin? Bilmiyorum. Futbol bu ama daha zorlu olacak ikinci yarı senin için her şey. Böyle bir lüksün yok. O yüzden Beşiktaş'ın Göztepe'nin hakkını yüzde yüz sesme etmekle birlikte Beşiktaş'ın da ilk 45'te bu kadar e, tırnak içinde ezilmesinin altında ikinci, üçüncü bölge geçişlerindeki bu ciddiyetsizlik var. Az önce Lerin'in ciddiyetsizliği, sonra Batu Şahin ciddiyetsizliği. Oğuzhan'ın da 13'teki top kaybını alabiliriz. 3'teki değil de 3'teki gol oldu. Tamam. Onu biliyor herkes zaten. Oğuzhan 13'teki top kaybını alabilir miyiz? 13. dakika. Bu da kornerle bitiyor. Evet. Şimdi o tekrar Oğuzhan'a top geldi. Bunu bir baştan oynatalım. Oğuzhan'a top geldi. Bir duralım. Bak Oğuzhan burada zaten top istiyor. Yani yine 5 metre yarıçaplı bir boşluk çember bulmuş kendisine. Top Oğuzhan'a geliyor. Bakalım. Pas opsiyonu var mı? Sol Kendi solunda orada Roziye var. En kolayı herhalde. Kendi biraz sağında da koşan da tamam. Rıdvan var. Evet Fakat kendi solundaki Roziye dediğin gibi yüzü de oraya dönük. En kolay pas opsiyonu en ve kolay. kendi yer alandan çıkıyorsun. Şimdi bu biraz daha farklı. Birinci, ikinci bölge geçiş hatası ama işte bunların tümünden bir şey çıkıyor. Bir hikaye çıkıyor. Beşiktaş'ın ilk yerdeki... Ee, Baskın oyun kuramama, Göztepe'nin baskısına cevap verememenin altında bu tarz ciddiyet eksili, realist oyun peki, eksikliği diyelim. Peki, e, tam bu noktada şunu isim vererek Göztepe'li oyunculardan NDI'ye ile net bir şekilde stoperlere ve de stoper piyan bağlantısını kesti. Özellikle NDI'ye ile. Yani sadece gol arayan değil, aynı zamanda Beşiktaş'ın pas yapmasını engelleyen bir oyun ve e, burada kaptığı top şey, kaptığı değil Beşiktaş'ın bu sert baskıda bu kontrollü organize Göztepe'nin organize baskısında topu çıkarmasına, top yapmasına engel oldu. Üstüne bir de bunlar gelince Göztepe'nin baskısı net bir şekilde sonuç verdi. Tam bakalım burada bir baskı anı değil mi? Bu baskıyı bir inceleyelim o zaman. Hataya zorladı. Aynı Önder tamam. Hoca'nın söylediği gibi Göztepe tamam. takımı. Bu baskıyı bir inceleyelim. Nasıl bir baskı Göztepe'nin yaptığı baskı? Oğuzhan'ın top kaybı yaptığı pozisyon. pozisyon. Ha, başa saralım lütfen. Zaten Göztepe'nin bir önde baskı anı. Bak kaç kişi. Bir lan? duralım. Bak kaç kişiler? Kaç kişiler? Topun aksiyon alanında. 5'e 5. Endiya'ya. 5'e 6 mu yoksa? 3, 4, 4, 6. 5'e 6. Kim 6? Göztepe. Bak Halil burada. Endiya'ya koşuyor. 3 tane de geride. Ha 5 kişiler. Sağdakini e de saydım Beşiktaşlar ben. Beşiktaşlar 6. 6. Beşiktaşlar 6, Göztepe'liler 5. 2, 4, 5, 6. Doğru. 6'ya 5. Şimdi futbol zaten 11-11 e oynanıyor. Dolayısıyla bir yerde fazlalık varsa bir yerde eksiklik vardır. Futbolun temel prensiplerinden biri. Bir takım önde baskıya fazla geliyorsa arkada zaten boşluk bırakıyor demektir. Francesco Farioli kara gümrükte niye burada topu çok fazla oyalıyordu? Çünkü kalabalık baskıya gel istiyordu. Çünkü sen kalabalık baskıya gelirsen arkanda zaten eksik bırakacaksındır. Futbol kimse 11'e 22 oynamıyor. Herkes 11'e 11 oynuyor. Dolayısıyla sen buraya kalabalık geliyorsan başka yerde boşluk var. Başka yerde bir tenhalık var değil mi? O da istiyor ki sen kalabalık gel ben burada oyalanıyor gibi gözükeyim. Ben burada sanki sarsak gibi gözükeyim, pas hatası yapacak gibi gözükeyim. Ama çıkarsam sığ bir şekilde seni orada geniş alanda yakalayacağım. Evet. Onun için yapıyordu. Far veya Manchester City zaman zaman, Guardiola bunu zaman zaman onun için yapıyor. Burada da Beşiktaş 6'ya 5 yani hala. Hala eksik değil. Sen burada hareketli olursan bütün oyuncular boşlukta hareket edersen eksik değilsin ki. Eksik olsan tamam fazlasın. Boşlukta hareket edersen yine pas opsiyonu bulursun. Yani Göztepe baskı yapar yapabilir bu seni hat her seferinde hataya zorlayacağı anlamına gelmez. Ya bu yine senin çıkamaman, yine senin hareketli olmamanla ilgili bir şey. Yani bir bakalım kaç kişi hareketli. Dur. Ya Rıdvan hareketli, Rozi'ye boşta aslında fena değil. Ama biraz daha şimdi yavaş yavaş oynatalım bakalım. Artık Kimler hareket ediyor? Rakip. Daha fazla hareket etmeli lazım. Rakibi şey Göztepe'de kime baskı yapacağını iyi çalışmış doğru pasta kullanmışlar aslında. Oğuzhan pasta doğru. Oğuzhan'ın orada Roziye'ye oynaması halinde Beşiktaş çok rahat bir şekilde çıkmış olacak. Ve 5 Göztepe'liyi burada bırakmış olacak. Karşısında artık 5 Göztepe'li kalmış olacak. Orada en... Oğuzhan'ın Roziye'ye oynadığını düşünsene. Soldaki Tiyan mi? Uğur Bey. En, en soldaki yani. Göztepe'li oyuncu. Acaba şimdi Tienic, devam edelim. Evet. Devam edelim. Tiyaniç evet. O pası vermeden önce bakıyor ve pas yolunun kapandığını ve araya girebileceğini düşünüyor tahmin ediyorum. Yok o kapatamadan atabilirsin o topu. Oğuzhan. Oğuzhan Roze'ye atabilir. Sonuçta Göztepe'nin ön alan şu baskısı. Baksana şu an kaç metre mesafe var. Şu an tekte oynadığını düşünsene. Tekte. Ya Oğuzhan'ın yapabildiği Sağ için. Sağ ayağ yani ayağıyla. Ve Beşiktaş ne yapacak? Bu sefer 5'e 4 yakılacak Göztepe'ye veya 5'e 5, e 5 yakılacak. Zaten maksat o değil mi? Doğru. Yani Göztepe önde baskı yaptı tamam. Takdir ediyorum. Kredisini de veriyorum ee, Sayın El Maestro'nun ki çok da güzel e, felsefi de bir daha açıklamış. Hayat derinde savunma yapacak kadar, gömülü savunma yapacak kadar uzun değil diye. Ee, ama her şeyin çaresi var tabii ki ve önde baskı El bazen de. büyük takımlar için avantajdır. Oyunun teknik analizi olarak bunu da söyleyelim. Az önce söylediğiniz Göztepe'nin kadrosunu zenginleştirmesi, derinleştirmesi gerekiyor diye eğer ki bir fırsat olursa e, mali olarak e, şartları bilmiyoruz elbette ama ilk olarak sanki orta sahaya mı acaba takviye yapmaları evet, gerekiyor? Sandford arkasındaki o dört oyuncu Obinna Soner, Halil Tijanić Halil tabii ki. Ligin üst düzey oyuncularından bir tanesi. Oraya zenginleşmek lazım. Tijanić zaman içinde yükseldi ama çok derinliği yok. Biraz oraya. daha pas yapacak, alver yapacak, tabii. oyun kuracak. O sizin dediğiniz teknik zenginliği arttıracak bir oyuncu. Belki iki oyuncu. Baku girdi sonradan. O da taraftan umut bağladı bir oyuncu ama çok kısa izliyoruz. Yalçın Kayan orta ikilinin yerine giriyor. Ama orada biraz daha kaliteyi derinliği artırmak lazım. Ee, üçlü savunma oynuyorlar. Kanat bekleri önemli. Sağda bazen Murat bazen Kerim oynuyor. Daha iyisini bulursan alabilirsin. Göztepe için. Belki yeri gelmişken bilmiyorum şu anda nereye geçeceğiz. E, gollerle devam edelim. Tamam o zaman şunu eğer... da söyleyeyim. Buyurun. Şimdi bu savunmayı derinde kurmak, önde kurmak konusunu Nestor El Maestro açmışken Oraya bir değinmek istedim. Buyurun. Üç tipe ayırıyor genelde globalde futbol münekitleri. Mesela Türkiye'de çok konuşulan bir şeydir. Mesela low block, low block diyor değil mi? Tolga'ya sordum. Low, block, low block. diyor. Mesela low block deyince birçok gazete onu dar alan diye çevirmiş. Evet. Halbuki dar alan değil. Low blockla kasıt hani gömülü savunma. Derin savunma. Derin aslında en doğru. Low block, mid block, high block. Üç tip savunma biçimi vardır derler genelde globalde. Yani derin savunma, klasik savunma, önde savunma. Derin e, savunma hattı, orta savunma hattı, klasik savunma hattı, önde savunma hattı. Üç tip vardır ve Türkiye'de Nesrül Mayesur'un altın çizdiği gibi birçok takım büyük takımlara karşı tabii derinde savunuyor. Savunmayı geride kuruyor ve derinde savunmayı çözmek zordur. Bakınız Fenerbahçe Karagümrük maçı. Karagümrük 9 kişi kaldığı için bunu yaptı ama şu an en yakın örnek olduğu için söylüyorum onu yerinde savunuyor. Kendi 30 metresinde 4 artı 4 ya da 4 artı 5 bir blokla savunuyor. Onu da çözmek zordur. Onu çözebilmek için yetenek lazım. Orta mesafe şut lazım. Merkaç lazım. Barcelona Manchester City'nin yaptığı gibi hızlı topu çevirmek ve birinin anını beklemek lazım. Biri uyuduğu anda araya oynamak lazım. Fenerbahçe mesela yavaş topu çevirdi ve ondan sonra kenar ortası yaptı. Ama daha hızlı topu çevirebilmesi için daha fazla tabii melekeleşmesi lazım Doğru. bu konu. Çünkü Pereira döneminde yapmadın ki bunu. Pereira hiç Derin savunmaya karşı hücum etmeye kafa yoran ve bununla ilgili bir projesi olan biri değildi. Çünkü kendi oyununa odaklanmıştı. Evet, başka bir oyun Ben vardı. bunu mükemmelleştirdiğim takdirde karşımda kimse duramayacak. Ya da karşımda kimse duramayacak değil. Ben hedefime ulaşacağım diye ben düşündü. Ya, topu hep paylaşacağını düşünüyor. Hep rakibin topla oynamak isteyeceğini, öne geleceğini Halbuki bu boşluk şey bırakacağını şey yani, düşünüyor. Evet. Dönemi. Türkiye'de en öyle tüm olmadığını... Tüm şey yapması lazım. Gelelim gollere değerli izleyenler. Önce henüz 3. dakikaydı söylediğimiz gibi. Şurada bir taç kullandı öncesinde. Beşiktaş topu çıkaramadı. Bir pas. Hızlı çok hızlı gelişler şey. iki pasta. Oğuzhan'ın pasını hemen sona, soner girdi. Şimdi bakın. Araya. ileri ceza sahasına koşu yaptı Endia'ya. Ve bir anda kaleciyle karşı karşıya. Montero ile Rozi'ye kapatmaya çalıştı ama burada golü. Ya şimdi burada tabii bireysel hata var. Yaptı. Taç sonrası pas hatası var. Dolayısıyla sözü sözünüzü unutmayın. Ee, Ersin'in kapattığı, yakın direğe vurdu. Acaba öbür tarafı mı bekliyordu? E, o kadar da değilmiş ya. Ortadaymış Ersin. Ortalamış. Ben diğer açıdan sanki biraz daha şey gibi gördüm. Evet. Ortadaymış. Özür dilerim. Buyurun. Şimdi Önder Karavel'in ideal savunma ikilisi kim? Bulabildik mi 3 maçın sonunda? Bakıyoruz sanırım bulamadık. Ben dün not aldım. Kayseri maçına bakalım. Kayseri maçında Vida Serdar'ı oynattı. Doğru. Kulübede Montero vardı. Vida Serdar oynattı. Kulübede Montero vardı. O gün Necip yoktu, Wellington yoktu kulübede. Yani şöyle düşündük. Demek ki Vida Serdar Montero'nun önünde. Sonra Fenerbahçe maçına geldik. Vida Necip yaptı. Doğru. O zaman dedik ki, "Aa, aslında ideal ikilisi Necipmiş. Vida Necipmiş." Necip bir önceki maçta olmadığı için Serdar oynatmış. Demek ki ideal ikilisi Vida Necip'miş. Çünkü kulübede Montero, Serdar, Wellington hepsi vardı Fenerbahçe maçında. 5 tane stoper hatta Mehmet Topal'ı da kat. 6 tane stoper alternatifin hepsi varken Önder Karaveli Vida Necip'i kullandı. Sonra Necip sakatlandı Serdar girdi. O zaman dedik ki ha demek ki Vida Necip ilk ikilisi 3. adamı da Serdar. Değil mi öyle düşünüyorsun? Bu maça geldik gösteriyor maçına. Serdar Montero, Vida, Serdar, Wellington hepsi var kadroda. Bu kez Vida Montero. Üstelik Vida şimdiye kadar sol stoper oynuyordu. Dün sağ stoper oldu. Evet. Şimdi hocam rakibe göre bir şeyler yapıyordur filan gibi antitezlerle şu an geliyor olabiliriz izleyeceğim ama stoper ikilisi pek rakibe göre değiştirilecek bir pozisyon değil. Uyuma, anlaşmaya, stoper ikilisi telepatiye. Uzun süre beraber oynatırsın. Birlikte oynama alışkanlığı lazımdır. Bir tane stoper ikilisi yakalarsın. Mümkünse 30 maç, 40 maç onunla oynamaya çalışırsın. Şimdi sen geldin birinci maç Vida Serdar'ı oynattın. E herhalde bu dedik. Takdir ettik. Ki Kayseri maçı başarılı dolar. Serdar asist de yaptı. Sonra Vida Necip'i oynattın. Dedik ki ha Necip. Ya zaten bu da tartışmalı da. Necip orijini stoper değil. Orijini stoper olan stoperlerin önünde yani Önder Karaveli'ye göre. O da enteresan ayrıca. Vida Necip'i tercih etti, Necip sakatlandı. Serdar girdi. Aa tamam Necip de sakatlandığına göre. Demek ki Vida Serdar devam edecek dedik. Bu maça geldin. Montero girdi. Serdar çıktı. E şimdi bu kadar savunma göbeğinde istikrarsızlık da sonuç alamaz. Serdar'la alakalı olarak bizim bilmediğimiz ya da kamuoyuna yansımayan hocaların gördüğü, öngördüğü bir durum var. Sergen Hoca da böyle bir maç veriyordu, bir maç vermiyordu. Ee, belki de yani diğer oyuncularda da rotasyona sokarak onların da gönlünü kazanmış. <laughs> ya bir sürü şey Yok, geliyor. Yok stoperde rotasyon olamaz. Hak aklına. Olamaz. Peki niye ısrar edilmiyor? Serdar, Eğer Monteiro, ne görülüyor ya da ne görülemiyor? Montero Serdar'ın önündeyse Geçen hafta Necip çıkınca Montero girmeliydi o öyle, zaman. Öyle olmalıydı. Serdar Montero'nun önündeyse e iki işte. maç öyle görünüyordu. Kayseri ve Beşiktaş maçlarında. Bu maçta niye Montero başladı ki yerleri değişiyor. Montero'nun, Vida'nın partneri Montero olunca Mon e Montero sağ, Vida sol stoper oldu. Doğru doğru. Doğru söylüyor doğru. değil mi? Daha önce... Montero solda, Vida sağdaydı. Doğru söylüyorsunuz. Montero sol dedim değil mi? Tamam. Evet, evet, Yanlış evet. söyledim sanırım. Bir de yer değişikliği de oldu. Yani bunu anlamadım. Beşiktaş savunma dengesizliklerinde dün dikkatimi çekti. O yüzden bak birey birey analiz yapamıyorum. Birey birey fatura kesemiyorum. Bu fatura Önder Karaveli'ye. Önder Karaveli'ye soruyorum. Hocam senin ideal savunma ekilin kim? İdeal savunma ekilini bulup onunla devam etmelisin. Savunma ekili söyle sürekli değişmez. Rotasyona falan girmez. Bir de Doğru. bunlar genç oyuncular. Genç yani Serdar genç. Montero genç. Birlikte oynama alışkanlığı kazanmalı lazım Vida'yla. Vida senin için şeyse, orada Kaya Vida'ysa, Vida'nın eminsen, Vida'nın partnerini bulman lazım. Üç maç oynuyorsun, birinde Serdar, birinde Necip, birinde Monteiro başlıyorsun. Olmaz. Hiçbiri başarılı olamaz. Peki. Ee, Göztepe üçüncü dakikada öne geçmeyi başardı. Bu hızlı bulunan golle Beşiktaş'ın top kaybından hızlı Hareket etti. Hemen hızlıca ileriye kat etti ve kısa sürede gole ulaştı. Beşiktaş'ın golüne geçeceğiz değerli izleyenler. 31 dakikada ama geçmeden sevgili reji bir araya gidelim. Aranın ardından Beşiktaş'ın golü ve Beşiktaş'ın ikinci golü elbette devam edelim. Ama şimdi bir ara. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Araya gitmeden önce Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasında Göztepe'nin henüz 3. dakikada bulduğu golü göstermiştik. Şimdi Beşiktaş'ın 31. dakikada 30. dakikada Kaller'in de bulduğu golü gösterelim ki e, bu da organize bir atakla. Çünkü yine Göztepe baskı yapıyordu. Ee, özellikle sol tarafta e, Beşiktaş'ın sağ tarafında Göztepe'nin sol tarafında ileride Beşiktaş ceza sahasının e, solunda Raşit Gezal'a e baskı yaptılar. İkiye sıkıştırmayla Gezzal vazgeçmedi. E, kalecisine de dönmedi. Sıfıra doğru, out çizgisine doğru inerken oradan güzel bir pas çıkardı. O zaman oraya bakalım. Şey Az de önce bu arada e, şey... Rıdvan da bu arada baskı altındaydı. Tamam. Markajdaydı. Oraya bakalım o, da o zaman. O da kurtardı topu çok güzel ve sonra açık alana taşıdı. Alabiliyor muyuz biraz daha Gezzal oradan? Gezzal'in Biraz Gezzal daha baştan. Soldan geriye gittiği çok yerden harika bir, bir pas attı burada. Bu Bak, bakıyorsunuz değil mi dostlar? Sevgili reji. Gezal'ın topu çıkardığı andan itibaren eğer bulabilirsek orada da çünkü e, Göztepe baskı yapıyordu. Oradan çıkarmayı başardı Gezal. Velhasıl işte e, kaç pas oldu? Gezal Rıdvan'a, e, Rıdvan, Rıdvan Soğuz'a'ya, Soğuz'a Oğuzhan'a 4. Gezal Rıdvan, Rıdvan Oğuzhan 3, 4 pas. Larin'le de 5. dokunuş gol oldu. Gol oldu. Gerçekten. Ha. Ha, burası işte. Şimdi baskı Bak. var. Durduralım. 5 oyuncuyla Göztepe gelmiş baskıya değil mi? 5 oyuncuyla öyle. Göztepe baskıya geldiyse arkada kaç oyuncu kalmıştır? 5 oyuncu kalmıştır. Bir yerde kalabalık varsa bir yerde tenhalık olmalı. Gezal bunun farkında. Gezal bunun farkında olduğu için ısrar ediyor. Baskıyı kabul ediyor. Baskıyı alıyor. Devam ediyor. Baskı, Topun kıymetini de e, bildiği için. Devam ediyor. Diyor ki bu top nasıl olsa bende kalacak. Ve ben bu beş kişiyi buraya yakınlaştırarak hop Topu boş alanda çıkartacağım. Ama ne oldu? Boşluğa atmıyor. Rıdvan'a atıyor. E boşlukta da Rıdvan pozisyon almış. 6 tane göztepeli kaldı burada. Bak orada da şey geliyor hemen. Kerim Alıcı geliyor. 6 tane göztepeli kaldı. Kaldı evet. Göztepe savunmada kaç kişi? 4 dört, dört buçuk kişi. Yani Gezal'ın pasıyla aslında. Evet. Gezal'ın pası Rıdvan'ın da boş alanda pas opsiyonu olarak kendi göstermesi. Mesele o yani. Kolektif bir gol attı. Önde baskı yapabilir bir takım ama diğer takım da akılcı bir şekilde çıkarsa bir yerde kalabalık varsa bir yerde boşluk vardır. Futbolun temel kuralı. Söylediğiniz gibi topun kıymetini bilmek ve akıl katabilmek hakikaten yani e, hazırlanış açısından çok şık bir gollü. Gezal'ın orada topun kıymetini bilmesi ve kalabalığa değil yani uzun dandun yapmadı. Orada görerek attı. Rıdvan da çok güzel aldı. Kerem'den kurtardı, Kerim Alıcı'dan kurtardı topu. Tabii Oğuzhan'ın dokunuşuna söyleyecek bir şey yok muhteşem. Hepsi bıraktım. güzel ama hepsi güzel paslar. Rıdvan çok iyi dribling, Oğuzhan'ın pası muhteşem. Ama Gezzal yani. Mesele Gezzal. Golün anahtarı Gezzal. Gezzal'in önde baskıya karşı soğukkanlı kalıp burası kalabalıksa başka bir yer tenhadır. Gerçeğiyle hareket edip tenha yerdeki Rıdvan'ı bulmaz. Göztepe'nin kazandığı... Penaltı pozisyonda tartışmalı pozisyonlarda bakacağız değerli izleyenler. Hemen Beşiktaş'ın ikinci golüne de bakalım 60. dakika burada da yine bir Raşit Gezal golü izledik. Pieros ile beraber burada Halil'den geri pas oldu tekrar ileri oynadı burada Rıdvan'la çıktı Beşiktaş. Evet. Topu kaptı. Bir uzun top. Gezal burada. Dört oyuncu arasından kaleci İrfancan Can Eğribayat'ın uzanamayacağı noktayı buldu. 2021'in ilk altı ayında bunları daha çok yapmıştı. Geçen sezonda gol sayısını bir anda çok iyi seviyelere çıkartmıştı. Orta mesafe şutlarıyla sağdan penetre ederek. Bu sezon nedense 2021'in sonraki 6 ayında az yapmaya başlamıştı bunlar. Sizin tespit ettiğiniz üzere top paylaşımında, oyunun ağırlık merkezinde bir bocalama belki yaşadı de. Beşiktaş. Muhtemelen ondan kaynaklandı. Belki de. Piyan Topla belki etkili mesela? alanda istediği kadar buluşamadı belki de. Ama buluştuğu zaman da bu şutları var zaten. Evet. Bu zaten bir tescilli Gezzal golü. Gezzal golü diye bir şey koysan Wikipedia'ya sözle zaten bunu dersin derinde sağda topu İmza alıyor. İmza golü. 2-3 kere dokunuyor. 2-3 kere dokunduktan sonra kaç buluyor. Uzak be. köşeye ya ayak içiyle görünen köşeye ya da ayak üstüyle uzak köşeye. Zaten Gezzal şutunu vuruyor. Burada da öyle olacak. Bak biraz sağda derinde alıyor topu hep. Ondan sonra sola doğru çekiyor. Ya orada ayak içi ama İrfancan kapatmış orayı. Ayak içi görünen direğe genelde vuruyordu ama İrfancan orayı kapattığı için uzağa vurdu bu kez. Bir tescilli Gezzal golü. Sezonun güzel gollerinden birisi oldu. Bu da bu hafta içi mesaisinde uzaktan goller bayağı oldu değil mi? Güzel goller de oldu. Evet, az önce Ulusal'ın attığı pas, Bakasetas'ın Kornelius'a attığı pas. Hafta içi mesaisinde güzel goller oldu yani. Süper Lig'in evet bir YouTube videosu yapılabilecek bir haftası oldu o. Şimdi pozisyon olarak var mı? Ee, İstediğiniz çünkü tartışmalı pozisyonlara Geçelim. Yani işte fauller vesaire e, penaltı onlara geçelim. Adı tartışmalı pozisyon da bizim söylemek istediğimiz aslında tartışma değil elbette. Ona başka bir isim bulsak daha güzel olacak herhalde. E, cezalar diyebiliriz belki. Yani kart cezası, fauller vesaire falan farklı bir isim üzerinde çalışalım. İlk olarak hangisi dostum? Altıncı e, pozisyon yani 20. dakika. Bat şu Şuhayi'nin iptal edilen golü. Offside gerekçesiyle Batu Şuhayi offside'da. Bunda şey yok herhangi bir sıkıntı yok. Ancak, ancak... Pjanić offside anında topa iki kez dokunuyor. Bu arada pozisyon offside olması çok üzücü. Şurada bir duralım. Neden diyeceksiniz? O kadar güzel kurtarıyor ki Pjanić orada. Sağ ayağıyla havaya kaldırıp sol ayağıyla dikine bir pas veriyor. Çok şık bir hareket o açıdan Müthiş. söyledim. Yeah. Ee, yani dar alanda topu kurtarma becerisi. Batu Şuhayi offside'de. Çizgi top sağ ayağındayken çekildi. Oysa ki aslında Batu topu attığı ayağı sol ayağı. Şimdi devam edelim. Gördünüz mü? Sağ ayağıyla kaldırıyor. Ha, sol ayağıyla atıyor aslında pası. Evet, o yani arada... Aslında çizgin ha şuradan çekilmesi gerekiyordu. Ancak şans işte Batu ayı hem top için sağ ayağındayken hem de sol ayağındayken Önde. offside'da evet. bir sıkıntı olmadı. Atınç bozmuyor. Çünkü sağ ayağındayken yani çizginin çekildiği yerde offside olmasa topu bir attıralım. Belki offside pozisyonundan bir gol olacaktı ki. Atakan'a da çarpıyor top. Çarpmıyor. Çarpmıyor mu? Benim hiç görmedim. Piyanetç vurduğunda top Atakan'a çarpmıyor mu? Ee, orada Top Atakan'a çarpmama ihtimali yok. Piyan için yönüne bakarsan vücudunun yönüne. Şimdi bakın sol ayağıyla vurdu. Bunun başka açısı da var. Bence orada değmiyor. Bence derken yani hiç görmedim. Siz söyleyene kadar da fark etmemiştim. Eğer öyle bir durum varsa. Hocam ben iddia ediyorum değiyor. Reji başka açısı var mı? Var yani ben biliyorum seyrettim de. O açıdan. Hadi bakalım. Ha burada görebiliriz. Bakın gördünüz mü? Değmiyor mu? Yok. Temas yok. Tamam. Yok. Ayaklar değiyor. Özür dilerim. Aslında. Estağfurullah. Tamam. O ilk defa karşı karşısında haklı çıktı. Bu, bugün <laughs> tarihe not olarak <laughs> düşmemiz lazım. Topun gidişi beni çok şaşırttı. Nasıl i̇şte öyle gitti diye. Diyen için becerisi dedim ya. Evet müthiş. Yani o deminki Aa, açıdan, bu net açıdan dönüş. Bu açıyı bir daha verseniz versenize. Bu açı çünkü topun gidişini anlayabiliriz. Nasıl Nefis öyle bir gitti? pas çıkardı yani. Top nasıl oraya gitti? Evet bunu bir daha verelim. Devam. Sağ ayağıyla kurtarıp sol ayağıyla boşa çıkarıp hakikaten çok şık bir şey. Pas oldu. Devam. Yani çok enteresan. O topun şiddetinin kesilmesi falan. Peki şimdi yönetmenimiz diyor ki bu pozisyonda aslında Gezal atmaya çalışıyor ama Batu şuayı koşuyor diyor. Ama Gezal da Batu gördüğü için mi duruyor Hasan o zaman? Çünkü Gezal offside'da de değil o pozisyonda. Hayır zaten piyan için yüzünün yönüne bakarsan zaten Gezal'a bakıyor. Topun da o yöne gitmesi lazım diye düşündüm ben. O yüzden şaşırdım. Atakan'a çarpıyordur diye. Ama çarpmıyor ettim. gördük değil mi? O çarpmıyor. konuda mutabız yani. Çarpmıyor. Herhangi bir temas yok. Çarpmıyor. Çarpıyor olsa offside değil. Çünkü Çarpıyor olsa Atakan oynama değil. niyeti var. Evet doğru. Çarpıyor olsa offside doğru söylüyorsunuz Gördüğünüz gibi temas yok. Çarpıyor olsa offside olmayacak Atakan'ın oynama niyeti olduğu için. Talihsiz Gerçekten bir enteresan an... pozisyon ama offside evet. tamam. Atakan'a değmediği için. Göztepe için de doğru karar verilmiş bir an oldu. Bu şey pozisyon. Bir sonraki pozisyonumuz 39. Hocam, bu topun uncu... şiddeti nasıl kesiliyor ya inanamıyorum hala garip geliyor. Hocam bu topun şiddeti işte, nasıl kesiliyor? Diyen için beceri de şans da biraz o ayağının çok enteresan bir noktasına gelmiş. Ben de ben 7. Po pozisyonu not almamışım. Hangisi o? Getirin ekrana bakalım. Ben ben not almamışım. Buyurun. Atlamış olabilirim. Ha burada şey e vakit geçirme üzerine aldığımız pozisyon burada. Evet evet. Ha buyurun. Evet. Ben onu yazmamışım. Buyurun. buyurun. Bir tanesi bu. Bir an işte NDA'ya karşılıklı temas var. Futbolda çok sık gördüğümüz bir şey. Sonra Pjanic itiyor, Endiaya kendi yere atıyor. Ayağına bir darbe geliyor mu itmede? Bakalım. Ee, dün akşam da baktım ben ama sanki sanki diyorum, bakın, şuradan gördüğümüz kadarıyla, ha, bak, çok Bakalım. hafif bir devam. Bak, krampon üstüne. Krampon Gördünüz üstüne mi gelecek? Ama zaten ayarın sol dışına. Çok kramponu hafif bir tutmuyor ki o temas var galiba. Bileğini tutacak yere yatınca. Bak şimdi yere yatınca tuttuğu yere bak. Yani sol ayağının bak şimdi yere yatınca nereye tuttuğuna bak. Evet devam. Devam edelim. Burada bitiyor mu yoksa? Yo yo biraz uzaktan olan açıda da görünüyor. E, Genel genelden görelim uzak... genelden uzaktan. Genelden görünüyor. Şimdi bak nereye tutacağına bak endiayane. Ayağına Ayağını, sol ayak ee, piyano... Ha evet bileğini tutuyor. Bileğini tutuyor. Aa, B... bileğine bir darbe mi geldi? Şuradan bakıyorum. Sağ ayağına Piyan için sağ ayağı NDI'nin sol ayağına değiyor. Benim gördüğüm. Evet. Bir tane daha var. Ya bu çok bu çok garip yani. Bu artık çok rahatsız edici. Bu Göztepe özelinde ya da NDI özelinde bir şey değil ki NDI futbolumuz bu özelliğinde. maçta bir kez daha yaptı bunu. Futbolumuz özelinde. Şu bir tane daha pozisyon istemişsin mi? Şimdi hatırladım. Berkan'ın sakatlığı. 25 25 30'la bu o mu? 26-50 arası. Şimdi yeri gelmişken. Şu burası Ber burası. Evet, evet. Tamam Berkan'ın sakatlığı. Berkan'ın sakatlığı. Buyurun. Yaklaşık 50-80 saniye. Yaklaşık bir 80 saniye civarı. Kramp mı oldu diyor. Biz mi hızlandırdık dostlar? Evet, iyi yaptık. <laughs> Teşekkürler. Ama maçta bunu hızlandırma şansın yok. Tabii yok. A, koşarak gitti kenara. Koşarak gitti. Bak, koşarak gitti kenara. Kenara gitti. Bu arada taç atışı yapılacak. Ümit Öztürk taç atışının yapılmasını Ümit Öztürk'ü izleyin şimdi. Ümit Öztürk'ü takip edin. Bak, taç atışı yapılacak. Taç atışı yapılıyor. Ümit Öztürk'ü takip edin. Tamam. Bu arada taç atılmıyor bir türlü. Gönder dedi. Tacı da bekliyoruz. Nihayet taç atıldı. Bak, Ümit Öztürk hemen işaret ediyor. Gir, gir, gir. gir. Evet. Abi aceleniz ne ya? Gerçekten futbolumuz katli oldu yani. Her girişim, futbolumuz katledildi. Ben de oyuna odaklanayım. Çünkü sonradan, baskı var üzerinde. Yani, oyuna odaklanayım, sonradan. Yok, şimdi Berkan nasıl sakatlandı zaten o kısmını göremedik. Geçmiş olsun. Sakatlandı. Tek belini çıkardı. Dizinin altında bir şey oldu söyledi. Orada bir fıs fıs falan yapıldı herhalde. Koşarak gitti kenara. Koşarak gitti. Evet. Koşarak gittikten sonra ayakta hemen girmek için beklemeye başladı. Bizim hocamız da tacı tacı attı tacı oyunu bıraktı tacı atır atılmaz hemen gir gir diyor. Ya 80 saniye kaybettik burada. Hayatımızdan 80 saniye çalındı. Bu 80 saniyeyi biz niye kaybettik? Bu oyuncu madem ciddi bir sakatlık yaşadı, kenara gitti. Niye saniyesinde oyuna geri sokuyorsun? Niye birinci mesela onu oyuna geri sokmak? Ben artık gerçekten e, süperlikte Üzülüyorum hayır yani acil durum yani bu. Acil durum. Türkiye Futbol Federasyonu kolunun üzerine yatmak mı denir? Siz daha iyi bilirsiniz kulağın üzerine, üzerine kulağın üzerine yatmaktan vazgeçmeli. Kulağın üzerine yatıyor Türkiye. Futbolu. şu an Türk futbolunun bir numara problemi bu. Sadece sadece federasyon değil, kulüplerimizin de, teknik direktörlerimizin tamam de, ama de, oyuncularımızın da buna dikkat dikkate Haklısınız. Haklısınız. hiçbir itiraz yok. Olmuyor. Bu, bu senin söylediğin ne biliyor musun? Trafikte sürücüler kurallara uysunlar demek. Uymuyorlar işte. Ee, evet. O zaman cezalandıracaksın. Öyle bir örnek verdiniz. Uymuyorlar ki. yani Tek direktörler, futbolcular artık ben onların umudu kestim. Ben diyorum ki Türkiye Futbol Federasyonu Kulağın üzerine yatmaktan vazgeçip acil önlem almalı. Diyorum ki şu kenara giden oyuncu bir sonra düdüğü beklesin. Bu nedir? 80 saniye çaldı hayatımıza Ne değişti? Oyun başladığı anda o da oyuna dahil oldu. Doğru. Hiçbir ceza görmedi. Dediğimiz gibi Göztepe ve e, Berkan özelinde değil bizim her maçtan sonra neredeyse konuştuğumuz, dikkat çektiğimiz evet. bir konu. Evet. Bunu yapmadığımız müddetçe de ilerleyemeyeceğiz. Değerli Kaç dakika top oyunda kaldı? 48 dün. 48. Evet. Kaç dakika ma maç uzadı? İkinci yarı 5 ama yine uzadı. 7 dakikaya falan gitti. İlk yarı 3 mü 4 mü? İlk yarı hemen söyleyeyim. İlk yarı 4, ikinci yarı 5. 90 artı 7 oynandı bu evet. arada. 101 dakika, 101 dakika brüt izlediğimiz süre. Evet. 101 dakika ekran başına kaldık. 48 dakikası top oynandı. 53 dakikasını oynanmadı. Bak kaç maçtır böyle oluyor. Oynanan süre, oynanmayan sürenin altında. Dünyada işi benzeri yok. Bak iddia ediyorum. Bak böyle sözleri kolay kolay söylemem. Dünyada eşi benzeri yok. Oynanmayan sürenin oynanan süreden fazla olduğu tek turnuva burası büyük turnuvalar içinde. Çünkü brütümüz de fazla. 101 brüt, 101 dakika bizi ekran başına tutuyorsun. İzlettiğin futbol 48 dakika. Oynanmayan Daha futbol 53 dakika. Hızlı oynansa o kadar uzamayacak zaten. Ver abi kaç lira ödüyorum ayda ben sana? Eyvah bilmiyorum. Kaç lira ödüyorum? 101'de 48'ini 101 lira mı ödüyorum? Bundan sonra 48 lira ödeyeceğim. 53 lirayı bana geri öde. Değil mi? Yukarıda Haksız şey yapalım. Mıyım? Haksız mıyım? Hayır. Ödeşelim. Ben bunu neden söylüyorum? Anlıyorum, Sen, Bu kurumun kabahatli olmanı ben biliyorum. Ama diyorum ki Türk futbolları bulunduğumuz nokta bu. 101 dakika bir Sports HD1'i izliyorum ben. Ama bunun 48 dakikası futbol. 53 dakikasına beni bırak o zaman iki tane dizi izleyeyim. Ve öyle alışmışız ki çoğu zaman bekliyoruz alışkanlıkla bekliyoruz yani. Evet. Ve Alışırlar, biz bundesliga'dan mesela bundesliga'yı seyrediyorsunuz. Bundesliga'da. Fransa'dan, İngiltere'den, Premier League'den maçları seyrettiğiniz zaman da hızdan yoruluyor insan. Evet. Öyle değil mi? Ozan Aradaki fark bundan kaynaklanıyor işte. Ozan Tufan söyledi. Taç olsun diye dua ediyorum ki taşta da oyun durmuyor dedi. Taşta da salisesi, söyledi. saliselik salisilik taç atılıyor dedi. Şampiyonlar Ligi geçen sezon ortalaması brüt süre 95 dakika. Yani uzatmalarla beraber 95 dakika. Şampiyonlar maç ortalamaları topun oyunda kaldığı süre 61 dakika. Oynanmayan süre 34. Evet. Bak oynanan 61, oynanmayan 34 Şampiyonlar Ligi'nde. Aradaki farka bak. Dün bu maç 48 dakika oynanmış, 53 dakika oynanmamış. Olmaz. Maalesef. Türk maalesef, futbolunun bir hatlısı. numaralı sorunu bu. Diğer bütün sorunları unut. Türk futbolunun bir numaralı sorunu şu anda bizim durarak oynuyor olmamız, evet, zaman ve, çalıyor Evet, bu olmamız. durmanın sebebi de evet hırsızlık. Zaman hırsızlığı. Tamamladıysanız 11. pozisyon Lütfen, yani 39. Estağfurullah ne demek. 39. dakikaya gidiyoruz. Burada penaltı pozisyonuna bakalım. Montero ile Kerim arasında. Şimdi Yakından da göreceğiz. Devam. Heh. Beraber koşuyorlar. Burada hakem penaltıyı verdi. Şurada. Nihayet geldi. Bir ayağa bir de e, önce ayak, heh, şuradan daha iyi göreceğiz galiba. Bakın, ha bir geri gelelim saniye, şey kare kare lütfen. Sağ ayağa dikkat, et, gördünüz mü? Montero'nun sağ ayağı ve Kerim'in sağ ayağı. Topuk bastı, bileğine bastı. Gördünüz mü? Evet, gördüm. Sonra da yük, şurada da yüklendiği tespit edildi anladığım kadarıyla ve penaltı kararı. Ya Kerim duruyor, ivmesini kaybediyor koşusunu durduruyor. Montero kendini durduramıyor. Top hakimiyetini kaybetmemek Mesele için. Mesela o. Kerim'de. Kerim durup adeta faul oluyor aslında. Selçuk İnan hep böyle faul oluyor. Futbolcunun da kulakları çınlasın. Kerim durup burada faul oluyor. Biz klasik Selçuk İnan faulü alıyor. Montero'nun daha kontrollü olması lazım. Daha kontrollü olması lazım. Dolayısıyla Hızını penaltı... kesemiyor. Faul yapma niyeti asla yok. Montero sadece hızını kesemiyor. Penaltı kararı doğru. Penaltı kararı doğru oluyor ama dediğim gibi çok şey yani stopere faturayı kesemiyorum. O yüzden itiraz ediyor zaten. Diyor ki koşusu duruyor. Ben koşmaya devam ediyorum. O yüzden çarpıyorum diyor. Aslında evet dediğiniz gibi faullük bir durum. Temas sadece üst beden olsaydı Niyet mesela. Yok. Evet üst beden olsaydı ben şey diyebilirdim. Hayır diyebilirdim. Alttan da bir basma olduğu için. Faul niyeti yok yani Montero'nun. Evet dur, hakemin düşüreyim. kararını Niyet burada yok, bir evet. şey diyemem evet. Ama mesela alttan basmasa sadece üstten temas olsa derdim ki Kerim duruyor teması alıyor. Devam diyebilirdim. Ama alttan da bir temas var. O yüzden tamam. Penaltı atışı için Soner geçti topun başına. Gelelim pozisyon 12 yani dakika 41. Bu pozisyon 39'da oldu. 2 dakika sonra ancak penaltı. Bu da çok uzun sürmüyor mu? Çok. Her şey çok uzun sürmüyor. Karar verildikten ama. sonra penaltı kararı verildi. Penaltı karar atılmasına kadar 2 dakika daha. Ümit Öztürk maalesef değerli bir nesil kap. Ümit Öztürk Kendini izlesin ve neden bu oyunlar bu kadar duruyor diye bir tahlil Penaltılar etsin. Penaltılar çok uzun sürüyor. Çok fazla anlatıyor, Penaltı çok fazla atır. vakit geçirmeye müsamaha gösteriyor. Şimdi burada bir başka şey konusu var, tartışma konusu var. E, atsın penaltıyı, Ersin kurtardı. <laughs> Tebrik edelim Ersin'i. Bu sezon 3. penaltısı değil mi? Şimdi yüksek kaleden net bir şekilde göreceğiz. Ceza sahasına vuruş anında giren... Erken giren var mı? Durduk burada. Ersin'in ayakları çizgide. Kalecinin hiçbir ihlali yok. Net bir kurtarış, doğru bir kurtarış, haklı bir kurtarış yaptı. E, oyuncunun e, penaltıyı kurtaran, özür dilerim, penaltıyı vuran, Soner'in herhangi bir ihlali yok. Doğru düzgün gelmiş, vuruşunu yapmış ve Ersin kurtarmış. Gördüğümüz kadarıyla iki tane Göztepe'li solda, e, bir tane Göztepe'li sağda, bir tane Beşiktaşlı sağda, bir tane Beşiktaşlı solda çizgiye basmış ya da içeriye girmişler. Şimdi kural ne diyor bize? Bu durumda penaltı kaçtı ya da kurtarıldı. Tekrar edilmesi gerekiyor. Evet. Bu. Ancak nasıl de tekrar edilmesi gerekiyor? Erken giren oyunculardan bir tanesi hücum oyuncusu tamamladıysa ya da savunma oyuncusu kurtardıysa erken girenlerden biri. Şimdi onu anlatacağım. Biri. Tamam. Devam ettirelim. Şimdi devam ettirelim. Burada Roziye, şimdi bakın Emir vurdu, Berkan. İkisi de müdahale edemiyor. Arkadan da gelen tekrar aynı şeyden görebilir miyiz dostlar? Yüksek kalede. Roziye girenlerden biri mi? Roziye en arkada yine ayağı çizgide gördüğüm kadarıyla hmm. vuruş anında. Tekrar bakalım. Tam vuruş anında denk getirelim lütfen. Vida girmiş çünkü ama yok Rozia şeyde. Şu anda basıyor mu çizgiye? Şu anda basıyor. Rozia zaten yayın içine girmiş. Yayın içine de giremez. Evet yaya, yayın çizgisine. Ay, şey, ceza sahasının ön çizgisine. Rozia'da ihlal yapanlardan biri evet. O evet. Devam. Şimdi Soner vurdu. Ersin çıkardı. Berkan geliyor. Top ikisinin arası. İkisi de hamle edemedi topa ve Rozi'ye uzaklaştırdı. Şimdi burada tekrar edilmeli miydi? Dünyadaki, Avrupa'daki Hocam, şöyle, nasıl oluyor? Orta Hakem Ümit Öztürk Kuralın burada, doğrusunu öğrenelim diye soruyorum. Orta Hakem Ümit Öztürk burada öncelikle ihlali görürse zaten tekrar kararı verir. Ama ben bu hakemin sırtına yüklenmiş manasız büyük olduğunu düşünüyorum bunu. Yani hakem orada cezalarına girenler var mı? Kimlerdi bunlar? E, Hangi takım var yok. girdi? Ama Vara da başka bir şey söylüyor. Hakeme diyor ki cezalandırma ihlal var mı yok mu? İşte hangi takım oyuncu girdi? İki takımdan karşıtlığım ihlal mi? Gol olduysa ve savunma oyuncu girdiyse iptal etme gol devam ettir. Gol olmadıysa ve hücum oyuncuları girdiyse devam ettir. Gibi talimatlar vermiş hakeme. Ama hakemin bence bunu test etmesi imkansız. Kesinlikle. Zaten bu video hakem çıktıktan sonra herhangi bir hakemin de buna karışını ben görmedim. Kesinlikle bu sadece kağıt üzerinde bir sorumluk. Gelelim o zaman videoyken protokol. Burun. Videoyken protokolünde video protokolü diyor ki: Atana tutana bak. Kalecide çizgi ihlali var mı? Atanın mesela bir dura aşırı bir duraksaması var mı? Atan bir ihlal yapıyor mu? Tutan bir ihlal yapıyor mu? Buna bak diyor. Bir de ceza alanına ihlaller olduysa, girenler olduysa onlar oyuna dahil oldu mu? Ona bak diyor. Oyuna dahil olmazsa yürü diyor. Videoyken evet. bunu diyor protokol. Oyuna dahil olan Roziye karşılanan topu uzaklaştıran Rozia. Rozia da gördüğüm kadarıyla ihlal yapıyor. Yani atış anında, atış anında. Atış ayağının büyük bölümü çizginin içinde. Çizgi bu arada bulunduğu alana dahildir. Yani ceza alana dahildir. Hani çizgi ise bile çizgi bulunduğu alana dahildir zaten. Ayrıca zaten ya ihlali de yapmış, ceza alanına da girmiş. Peki Rozia'nın yani. uzaklaş şu bir kriter olur mu? Rozia vursun. Sevgili yönetmenim Hasan. Ersin çıkardı Berkan Doktor. Burada dur topun geldiği yerde ya da Rozya'nın uzaklaştırdığı anda herhangi bir göz tepelini vurma şansı var mı? Bu bir kriter olur mu? Yok değil. Bu bir kriter değil. Oyuna dahil olmuş artık. Oyuna dahil olmak çünkü topa dokunmak ya da mücadeleye girmek senin dediğin topa dokunmadıysa bakıyoruz ona. Öyle mi? Tabii. Topa dokunmadıysa mesela topa dokunma şansı olan birine mücadeleye girmiştir. O da ihlaldir. Topa dokunmadıysa. Allah yani. bu, bu kadar karıştırmanın manası yok. Penaltıyı kullandı gol oldu mu? oldu. Kaleci kurtardı mı? Kurtardı tamam. Yani geri dönüşüne bakmasınlar artık ya. Hayır. Şunu, Buralı şunu değiştirelim demek diyorum. istiyorsun. Şunu demek istiyorsun değil mi? Tek vuruş. Tek vuruş. Diğer oyuncular orta sahaya gitsin. İstediği gibi. Devamı olmasın. Tamamlama olayı olmasın. uzaklaştırma evet. Olayı olay olsun. Vurdu. Kaleci kurtardı mı? Kurtardı. Diğer bir oyuncular orta sahaya gitsin. Atmak kadar. Kurtarırsa avut atışıyla başlasın. Kurtarmak da çok önemli bir şey. Evet. Katılıyorum. Ama bu biraz tabii ama ben kalecilere çok üzülüyorum. Video hakem müdahalesi gerekiyormuş burada ya. Ben bunu fark etmemiştim. Yaşar Kemal Uğurlu Video hakemli. Evet. Video Artık hakem. her başta iki tane avar var. Evet. Operatör müdahale gerekiyor mu? Çünkü Rozier'in de cezalandığı ihlali var. İşte dün akşam ben size şöyle söyledim. Ne dedi? Bizim hakemler herhalde ee, zaten. Trio'dan ben size şey aynen. söylemişlerdir? söylemişlerdir. Tabii tabii. Kur e, kurala göre bu penaltı tekrar edilmeli. Çünkü aynen söylediğiniz gibi müdahale olur. Ancak demiş. Ben size o yüzden şeyi sordum. Ee, Beşiktaşlı Roziye erken giriyor. Topa dokunuyor. Ancak topa dokunduğu anda Göztepe'li bir oyuncunun gol atmasını engelliyor mu? Mevcut durumda arkasından gelen gol atabilecek Göztepeli bir oyuncu yok. En son hakemlere verilen ne deniyor ona? Talimat. Talimatta da aynen şöyle. En son hakemlere verilen talimatta da böyle bir pozisyonda eğer arkada vurabilecek kimse yoksa hakemlere tekrar ettirmeyin talimatı verildi Öyle mi? dedi evet deniz hoca dün akşam dolayısıyla bu şekilde enteresanmış. E, bir değerlendirme topla, yapıldı. Yani, topla buluşuyorsan bu oyuna müdahale olmamak için bizim bunun değiştirilmesi gerektiği konusunda hem fikirler bu uygulamanın değiştirilmesi, sadeleştirilmesi konusunda hem fikirler. Anladım. Peki onu söyleyelim. Normalde evet tekrar edilmeli ancak az önce söylediğim en son verilen talimatname doğrultusunda arkasından gelen Gösterpeli bir oyuncu olmadığı için gol yapabilecek bir Gösterpeli oyuncu olmadığı için tekrara gerek yok şeklinde bir talimat verildiğini söyledi. Enteresanmış. Dolayısıyla Ersin net bir şekilde kurtardı. Bu pozisyon herhalde açık seçik anlattık değil mi? Akıllarda Olur. soru işareti kalmamıştır. kalmamıştır. Bir sonraki pozisyonumuz 23 pozisyon 23 dakika 73 Aslan'a geçle Beşiktaş kayıcısı Ersin arasındaki mücadelede burada tabii Ersin'in yerdeki Şimdi diğer açıdan daha net göreceğiz. Yan kameradan. Yerdeki bacağına basıyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam bu pozisyonda. Değil mi? O pozisyondayız dostlar. Oyna. Diğer açıdan ha buradan net göreceğiz. Bakın. Evet. Yani bu pozisyonlar futbolda yüzlerce defa, binlerce defa yaşandı. Binlerce defada yaşanacak. Bu tarz hareketlere daha kontrol olmak lazım. Daha dikkatli Foyl olmak verdi. lazım. En Hadi. azından dikkatsiz hareket. Sarı kart gerekir. Sarı kart gerekir. Gerekir. En azından dikkatsiz. Ben kasıt yok elbette ama. Şimdi Futbol dikkat gerektir. Rozi'ye 43. dakikada değil mi? Bir dakika kağıdımız nerede? İlk sarı kartını nerede görmüştü? Rozi'ye 43. dakikada gördü. E, ufak bir tartışmadan dolayı. E, piyaniş'in, Piyaniş'le rakibin yaşadığı. Ha burada. Burada 43. dakikada sarı kartı gördü. İkinci sarı kartını da 82'de görerek oyun dışında kaldı. Peki 82'deki sarı kartına sebep olan hareketin neydi? İsterseniz bundan sonra onu da görelim. Rozier de gördü burada. Tartışmaya dahil olmasından dolayı. Ee, dostlar pozisyon 26 dakika 81. Buyurunuz. Hızlı hücuma çıkıyor Göztepe. Berkan'ı Rozi'ye topla temas edemedi topa. Temas edemedi. Topla oynama şansı da hani azaldığı bir anda direkt rakibe geldi. Kayarak müdahalesi değil mi? Direkt rakibe geldi. Hareketin bir... şiddetinden dolayı zaten sarı kart doğru yani pilottan istemedim bile. Hani bariz şey Umut Venat kesti mi diye sormuyorum bile. Zaten oyuncunun gelişi hareketin şiddetinden sarı kart doğru. Bir pozisyonumuz daha var. Özür kabluyken Malatyaspor Yükatay Kayserispor maçına gitmeden önce bir pozisyonumuz daha var. O da dakika 89'dan burada. Şimdi bir serbest vuruş kullanılacak. Vuruldu, durdurdu. Orada bir itişme gördü. Atılmış atış yapılmıştı yani. Oyunu durdurdu. uyardı. Burada da bir şey mi oldu? Talihsizlik mi oldu? Sonra ne yaptı? Düdüğü bekleyin işareti yoktu burada. Yani sonra ne yaptı bu uyarıdan sonra? Bu tekrarlandı şey. Atış tekrar attı. Uyarıya gelmiş yani. Uyarıya gelmiş Bakın zaten görünüyor yani dur vurulduktan sonra dur diyor. Dün Türk futbolunu tanımlayan 3 mandelik bir liste ya. Hani Türk futbolunu bir yabancı anlatmaya kalksa işte hava topunda ele <laughs> temasla, şey surata, yüz surata gelen eller, taç atışında bekleyen oyuncu, bir türlü atacağı adam bulamayan oyuncu. Ha şey var. Av, avuta çıkmak üzere olan top 5 metre 10 metre kala onu korumaya başlayan savunma oyuncusu 10 metre boyunca topla ilgisi yokken topu koruyan savunma oyuncusu. Bir tanesi de bu. Duran top öncesi uyarlar. Duran top öncesi uyarı maçta bir kere yapılır. Bir kere Beşiktaş'a bir kere göster Bir demek istiyorum. İkinci kere yapılmaz. Bir oyuncuya yaptığın uyarı zaten takıma yapılan uyardır. Ya bizde bu uyarı seremonisi çok abartılıyor. Yani bu futbolcular hayattan ilk defa mı futbol oynuyorlar? İlk defa mı futbol maçı izliyorlar? İlk defa mı futbol maçı içinde bulunuyorlar ki her duran top öncesi uyarıyorsunuz? Ya bu uyarı bize inanılmaz vakit kaybettiriyor. Attır kardeşim. Attır. Bir ihlal varsa fauldür. Dakika burada kaç diyorsun? 89 89 kesin uyarı yapmıştır daha önce. 89'a kadar canım, hiç uyarı yapmadı mı? Olmaz olur mu? Kaç kere yapacaksın bu uyarıyı? Bir uyarı yaptığın zaman zaten artık bütün oyuncuları uyarmışsın demektir. Teker teker hepsini mi uyaracağım her duran topta? Atın seni uyarmıştım. Arslan'a geçti bana, uyardım. Not alayım. Sonunda bana bir şey söylenmedi vallahi hakem beni Not uyarmadı. Not alayım. Atakan'ı da uyardım. Aa Soner ama beni uyarmadılar. Ben ilk <laughs> defa futbol oynuyorum. Daha önce ben kriketle meşguldüm. O yüzden bilmiyorum. Duran top öncesi böyle bir itiş kakışım, Kriket ihlal mi? olduğunu bilmiyorum. Kriketle. Aa Tiyaniç hiç beni uyanamamadı. Ben Sırbistan'dan geldim zaten. Hiç orada böyle bir şey yok. Ama beni uyarmadın ki Arsana geç uyarmış. Bak karıştırdın İkimiz de içle bitiyoruz. Bu mu oluyor yani? Umarım bu olmuyordur. Tam <laughs> bu kadar çok 89. dakikada hala duran topta uyarı olmaz. Attır kardeşim attır ihlal varsa faul faul penaltı ise penaltı. Üstelik dediğin gibi atış da yani kullanılıyor evet. da yani üstelik. Uyarmakta geç de kalıyorsun. 89'da ne uyarısı? Maçın başında olur uyaracaksın. Ya biz de uyarı da uyarı uyarı da uyarı. Futbolda uyarı rutin bir uygulama değildir. Futbolda uyarı ihtiyaç halinde başvurman gereken. Her müsabakada 20 uyarı yapmazsın. Niye uyarıyorsun ki daha önce futbol oynamadın bunlar? Sarı kart da aslında bir uyarıdır zaten, değil mi? Abi faul kuralı niçin var yani? Faul kuralı zaten bunun için var yani oynat bir ihlal varsa faul. Şiddetli bir faul varsa ihtar, sarı kart. İhraç gerektiren bir şey varsa ihraç yani ne? uyarı nedir yani 22 adama ayrı ayrı maçında uyarıyorsun. Hepsine ayrı ayrı laf anlatıyorsun. Değerli izleyenler Uğur Bey, ekleyecek bir şeyiniz yoksa Ahmet Nur Çebi'nin sayfasını okuyacağım hemen. Maçla alakalı. Çebi'den Flash Sözler başlığı geliyor ekranlarınıza Fanatik Gazetesi'nden. Niye biz her maçın sonunda hakemlerin tartışıldığı bir süreç yaşıyoruz? Hakem bulamadılar bizim sinir uçlarımıza dokunmak için bir hakem atıyorlar. Ceza almak istemiyorum ama artık sabrımızı çok fazla zorluyorlar. Önder hoca böyle devam ettiği müddetçe arkasında durmamız lazım. Takımı çok iyi idare ediyor. Şans hocamızın önce Önder hocamıza imkan tanımamız gerekiyor. Her şey iyi giderse 3-5 sene devam etsin demiş Işıktaş başkanı Ahmet Nur Çebi. Yani elbette Önder hoca ile devam etsin. Bu ama işte şu cümle her şey iyi giderse her şey yolunda giderse elbette yani neyin ne olacağını önceden kestirmek mümkün değil ama Beşiktaş özelinde değil hayatımız özelinde Türk futbolu özelinde biraz daha planlı olursak sanki her şey daha güzel olacak. Ama tabii Sergen Hoca ile de yolların ayrılacağı vesaire çok da planda olduğunu zannetmiyorum bunun da sezona başlarken değil mi? Şüphesiz. Çünkü Sergen Hoca ile zaten çok uzun yıllar birlikte olacak diye yola çıkmıştı. Beşiktaş uzun bir iş birlikteliği amacıyla çıkmıştı. O konuda evet. Ya şimdi Karaveli'nin daha önce senior tek direktörlük deneyimi yok malum. Altyapı deneyimi var. Bu ilk senior tek direktörlük deneyimi. Üç müsabaka sadece. Neticeler değil sadece mesela. Tabii ki neticeler önemli futbolda. Ama neticelerin dışında birey birey futbolcuların azminde de bir artış var. Ki Sergen Hoca'nın son dönemde en çok şikayetlendiği şeylerden biriydi. E işte o geriye düşüp refleks vermesi, evet. oyunu bırakmaması. Aynı Önder Hoca'nın Ne demişti Sergen Hoca? Bazı oyuncuların isteğini tutkusunda eksiklik var. Böyle olmaz. Herkes istemeli. Sonra başka bir müsabakadan sonra da oyuna sonradan soktuğumuz oyunculardan verim alamıyoruz demişti. Karaveli döneminde bu iki departmanda gelişim var. Hem Beşiktaş sahi isteği tutkusu arzusu daha yüksek gibi görünüyor. Bazı spesifik oyuncuların. Ki zaten ayırdı mesela. Sergen Hoca'nın prensleri Velinton, işte Kenan, Umut Meraş. Gerçi sağlık sorununda yaşadı ama bunları Sergen Hoca genelde mesela Rıdvan'ın önünde güvenin önünde, Serdar'ın Montar'ın önünde tercih ediyordu. Karavelli'nin bir defa öncelikleri değişti. Öncelikler değişince tutku seviyesi değişti. Doğru. Şimdi ben sağ içindeki başka bir oyuncuyum. İsim vermeme gerek yok. Bazı oyuncuların tutkusunun eksik olduğunu ben de görüyorum. Hoca da görüyor, ben de görüyorum. Ama enteresan bir şekilde hoca aynı oyunculara devam ediyor. Bu bana garip gelmez mi? Derim ki ya hoca bazı oyuncuların coşkusunun, tutkusunun eksik olduğunu düşünüyorsan niye onu değiştirmiyorsun? Bak kenarda Serdar var. Bak kenarda Montero var. Bak Güven var. Bak Can var. Bak Rıdvan var. Tutkusu tamam olanlara devam etsene. Önder Hoca bunu yaptı. Tutku seviyesi, coşku seviyesi. Sizin de altın çizdiğiniz gibi bu geri dönüş kabiliyeti getirdi. Aynen öyle. Üç maçta geri dönebildiler. Coşkuları, tutkuları eksik ol olmadığı için. E artı kulübeden verimi almaya başladı. Kulübeden soktu. Oyuncu Beşiktaş boşuna sokmuyor. Girenler katkı yapıyor ki Sergen Hoca bundan da şikayetleniyordu. Velhasıl kelam Önder Hoca'nın şu ana kadarki puanları iyi. Ve Sergen Yalçın sonrasında Beşiktaş yine bu eğer bu bir geçiş dönemi ise çok doğru bir figür buldu. Beşiktaş'ın içinden ailesi yürüyen Beşiktaş Camiasında Aynen öyle. Doğru yürüyen bir figür Beşiktaş. de buldu. Şuradan hemen Ahmet Bey'in sözlerini tamamlayayım gazeteden. Ee, sezon Beşiktaş Başkanı sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile devam etmeyi düşünüyor musunuz? sorusuna şu cevabı verdi. Niye sezon sonu her şey iyi giderse 3-5 sene devam etsin. Burası önemli. Bundan sonra Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili daha farklı stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Önder hocamız da buna çok uygun. Yani zaten dedim ya biraz daha planlı olmak gerekiyor diye Beşiktaş zaten Ahmet Durçebi. Güzel sözler. Zaten yapmış planını. İnşallah Güzel da. sözler. Yolunda gider her şey. Teknik olarak Karaveli'ye bazı eleştiriler getirdik bu maçta. Doğru. Tabii ki. Hoca da söylüyor zaten. Özellikle, kabul ediyor de. mu? Evet. İyi insan. Kesinlikle var. beyefendi Evet. Takımla bir Duygu birliği sağlamış durumunda bu da tamam. Ama bundan daha önemlisi aldığınız sektik kararlar, taktik beceriniz, savunma göbeği konusunda istikrar sağlaması lazım Beşiktaş'ın. Yani birinci maç Vida'nın partneri Serdar, ikinci maç Necip, üçüncü maç Montero, bunu çözmesi lazım. Bunları çözerse neden olmasın? Onda Karabeli umarım bence de uzun süre devam eder. İki takım adına da gerçekten seyirciler adına da keyifli, tempolu, mücadeleci bir karşılaşma oldu. Ee, güzel gollerin, güzel pasların, iyi koşuların olduğu bir maç oldu. Hem Göztepe adına hem Beşiktaş adına tebrik edelim iki takımı da. Birazdan neyi konuşacağız? Ha özür kablo yeni Malatya Spor, Kayserispor Kayseri maçını konuşacağız ama önce bir ara rica ediyoruz efendim. Devam ediyoruz değerli izleyenler. Sabah gazetesi geliyor ekranlarınıza. Maç bitti, kıyamet koptu. Yeni Malatya, Kayseri maçından sonra Sarı Siyahlıların başkanı Adil Gevrek sahaya inip hakemlerin üzerine yürüdü. 2-2 biten mücadelenin ardından Adil Gevrek orta sahaya kadar gelip hakem Hüseyin Göçe'ye saldırmak istedi. Futbolcular ve güvenlik görevlileri başkanı güçlükle engelledi Ertaç. Kaleci Ertaç orada net bir şekilde Kurtarış. ilk müdahaleyi ya kurtarışı yaptı evet. Ee, i̇şte sahayı karıştıran pozisyon demiş. Burada Münir'e 80 dakika kaçtı? 81 mi? zaten bakayım. Aynen aynen. Ha burada yazıyor mu zaten? Ya 81. dakikada Münir'e yapılan e, bu hareketle Malatya Malatyalı oyuncular penaltı bekledi dedi. Birazdan bunu da e, konuşacağız. Bir sonraki sayfamız yok. Peki pozisyonlara geçeceğiz direkt. Uğur ve maçla alakalı olarak aslında Malatya'nın ilk yarıda iki farklı yarı olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Çünkü 2-0'ı buldular. 2-0'ı buldular. İlk yarıda böyle tamamlandı. Ondan sonra ikinci yarıda Malatya biraz kontak kapattı desek yerinde olacak mı acaba? İşte geçtiğimiz günlerde hatırla Malatyalı yerel medya, medya. mensupları Şumudika'ya oyuncu değişikliği yapmaması ile ilgili bir eleştiri getirmişlerdi. Hatta bu maçtan sonra da yine yerel medya mensuplarıyla diyaloğu diyelim çatışma demeyelim diyaloğu sürüyor şu Mudikan'ı. Dün de e, ilk değişikliği 70. dakikada yapıyor. Endong çıkıyor Mellon giriyor ve o dakikaya kadar zaten skor 2-1'e geliyor ve yavaş yavaş maçın döneceğine dair sinyaller de geliyor. Üstün oynadı açık ara üstün oynadı ilk yarının ardından bir anda ikinci yarıda daha duran daha bekleyen. Ve 4 değişiklik döndü. yapmış Kayseri. İki tane ikinci yarının başında, iki daha tane 60'lı dakikalarda. Şimdi dört değişiklik yapınca otomatik olarak zaten Gücün e, fiziksel artıyor. seviyen yükseliyor. Evet. kondisyonu yükseliyor. Dört tane değişik yapmış işte. Mustafa pek Gavran Oğuz zaten ikisi de gollere katkı yaptı. Evet. mane Kemen sokmuş. Daha hareketli, daha canlı bir Kayseri. Orada işte Şumudika diyor ki oyuncum yok. Medya diyor ki bu kulübedeki oyuncular yok mu? En azından enerji katarlar. Şumudika transfer istiyor. Sadece yine iki değişiklik yaptı. Biri de son dakikalarda yani yine 90'a doğru. Evet. Ve geldiğinden beri zaten 2-3 değişiklik ilk değişikliği 90'da yaptığı maç var ya 90'a kadar oyuncu değiştirmedi. Galatasaray maçı denilmiyorsam. Dünkü yine tartışmada oradan doğdu zaten. Böyle bir genel anlamda genel hatlarıyla böyle bir karşılaşma oldu. Kayseri Spor'un da özellikle ikinci yarıda. İlk yarıda Malatya'nın üstün oyunu ikinci yarıda daha diri daha aktif daha fazla mücadele ederek cevap verdiğini ve maçın 2-2 <laughs> bittiğini söyleyebiliriz. Kırılma anı gerçekten gazetede de yazıldığı gibi galiba penaltı pozisyonu. Penaltı öldü. iddiası olan pozisyon. 2-1 evet, iddiası durum. olan pozisyonu. Evet. Tabii kritik bir durum. andı. Bir bakalım mı isterseniz? Bakalım. 80. dakika yani pozisyon 8 Şimdi burada. ha tam şurada. Bu arada Münir'i de tebrik etmek lazım. Acayip olumlu bir çizgisi var. Evet. Her müsabaka üzerine koyuyor. Bu pozisyondaki oyuncu da Münir. Bir gol bir asist yaptı. Hüseyin ile Mecit Hüseyin ile değil mi? İkili evet, mücadresi. aynen öyle. Burada net görünüyor. Bakın. Bir açı daha işte burada. Gördünüz mü? Ya burada Hüseyin Göçek. Hüseyin Göçek'i ben Allah'ın bildiğini kuldan saklamaya gerek yok. Hüseyin Göçek'in kendisine de söylediğim için rahat rahat söylüyorum. Çok favori hakemlerimden biri değil. Zaten bu programın dikkatli izleyicileri bilirler. Ee, uzun zamandır canla başla mücadele ederek fedakarlık hakemlik yapıyor. Ama hakemlik yeteneği konusunda çok üst düzey bir hakem olduğunu düşünmüyorum. Müsabakanın genelindeki kararları bir yana. Şimdi bu karar bir yana. Burada Hüseyin Göçek oyuncunun kendini erken bıraktığını düşündü. Muhtemelen. Günlerin. Zaten karşıdan Muhtemelen. bakıyor. Münir'in düşüşü de ona pek inandırıcı gelmedi. Hüseyin Göçe'yi anlayabiliyorum. Yani şaşıracaksın ama. Normalde yanlış hani... karar vermesinin sebebini evet anlayabiliyorum. anlayabiliyorum. Hiçbir şey zaten hayatım boyunca 17 senelik meslek hayatım boyunca hiç ne bir oyuncuyu sevdim, ne bir tek de ne bir hakemi. Yani ne favori takımım, ne favori oyuncum, ne iletişim mi mesafedesiniz. Evet. Anlatmanıza Hü gerek yok Hüseyin gayet iyi Hüseyin Göçe'yi hakem ha? olarak beğenmiyorum. Hüseyin Göçe'nin profesyonel üst düzey bir görüş hakem olarak. olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ama bu pozisyonda Hüseyin Göç'ü gayet iyi anlıyorum. Karşıdan bakıyor. Oyuncunun ayağını taktığını ve abartılı düştüğünü düşünüyor. Zaten şimdi burada pilot mu deniyor? O açıda izlediğin en zaman... En geneli evet. E, genelden baktığın zaman genel kameradan çok da emin olamıyorsun. Münir burada gerçekten darbeye... Şimdi yakından baktığın zaman farklı. Bu açıdan baktığın zaman farklı. Burada darbeyi görüyorsun değil mi? Evet. Ha buradan bakalım. Buradan bir izleyin de, izleyince Hüseyin Göçek de sonuçta canlı izliyor oradan karşıdan, izliyor. Ya sanki bıraktı oyuncu gibi hissediyor. O onun Değil açısından diyor. evet. Onun öyle açısından öyle görünüyor. Görüyor mu? Şimdi ben burada Hüseyin Göçek'e kızamıyorum. Had bir darbe var ama. Var. Değil mi? Bir darbe var. Hüseyin'in sağ ayağıyla. Münir'in sağ ayağına. Münir'in sağ ayağına bir darbe var. Bu darbeyi alıyor. Biraz yüksek mi gösteriyor? Biraz fazla mı gösteriyor Hüs ee, Münir desen onu da anlarım. Ha, bir darbe var. Darbe olduğu için kanıt olduğu için acaba video erken Hüseyin Göçek'i davet mi etseydi? Ee, normalde öyle olması mi? gerekmez mi? Ha, Hüseyin Hocam ne gördün? Mesela Hüseyin Göçek diyor ki ona. Hocam kendini bıraktı. Darbeyi almadı. Kendini bıraktı. Hocam ben şimdi izledim. Darbe var. Herhalde o diyor. Sağ ayaktan sağa bir darbe var. Gel izle dese sanki doğru olabilirdi. Öyle mi işliyor o işler? Yoksa mesela ben Var hakemiyim. Siz orta hakemsiniz. Diyorum ki Uğur Bey bir şey var. Ben temas gördüm. Ya da önce diyorum ki ne gördünüz? Ne gördün demem lazım. Çünkü Hüseyin Göçek şunu diyebilir. Ben teması gördüm. Teması gördüm ama faal için yeterli bulmadım diyebilir. O zaman, o zaman, zaman çağırmazsın. Ki, Uğur Hocam ne gördün? Pozisyonda. Diyorsun ki devam. Ben yeterli görmedim bu. Benim ne demem lazım bu durumda? Yine de ısrar edebiliyor muyum? Hocam tamam devam da. Ama Değil. gerekçem ne? Gerekçemi söylemem lazım. Buyurun. Gerekçem şuysa ben teması gördüm. Ayaklarda teması gördüm. Faul için yeterli bulmadım dersem karışmam. Video hakem olarak çağırmam. O zaman ben tamam o zaman diyorum. Şampiyonlar Ligi 2019 finali Bayern Münih Paris Saint Germain ilk yarının sonları Kingsley Coman'ın ceza alanının içinde itildiği bir pozisyon var. Doğru, çok meşhur doğru, bu penaltı itirazıdır. Sol tarafta. Evet. Bizdedir zaten görüntü. Konuşurken arkadaşlarım bulma şansı varsa çok zor biliyorum. Verebilirlerse ver. Şimdi, o pozisyonda İki hakemin konuşması daha sonradan şey oldu gündem oldu. Video hakem diyor ki orta hakeme ne gördün? Orta hakem diyor ki ben darbeyi gördüm ama yeterli. faul için yeterli bulmadım diyor. Kingsley Komana şeyi sırtına doğru evet. itmeyi gördüm diyor. Fakat diyor Koman diyor bu darbeyi fazla alıyor, fazla gösteriyor diyor. Faul için yeterli bulmadım diyor. O yüzden video hakem müdahale etmiyor. Çok ikonik bir pozisyondur. Video hakemin müdahale alanının tanımı açısından ikonik bir poz, önemli bir pozisyon, sembolik bir pozisyondur. Ve aynı zamanda hakemler arasındaki çizginin, Diyalog kimin çizgesin. nerede bittiğinin, kimin nerede başladığını göstermesi lazım. Fakat arasında. çok büyük bir ihtimalle ben burada Hüseyin Göçek'in darbeyi görmediğini varsayıyorum. Diyalog Öyle da bu şekilde ceryan etti diye düşünüyoruz. Evet. değil mi? Hocam ne gördün? Video hakem sordu. Hüseyin Göçek cevap verdi. Darbeyi evet. gördüm ama. Bir ihtimal o. Darbe görmedim. Oyuncu kendini bıraktı. Hocam bir darbe var. Gel izle dersin. Ama Hüseyin Göçek demiş ki mesela darbe gördüm. Oyuncu, Ama yeterli bulmadım. Yeterli bulmadım. İnandırıcı Favucu. bulmadım. İnandırıcı Neyse. bulmadım. O zaman karışmaz. Ama burada video hakemin çağırabileceği bir darbe var. Ben sanıyorum Hüseyin Göçek o darbeyi görmedi. Delil dediğimiz temas. Evet kanıt. Kanıt var o yani. O temas var, kanıt var. Evet. Video hakem Hüseyin Göçek'le diyaloglarını tabi bilmiyoruz. Ha konuşmuşlar. Değil mi konuşuyorlar? Konuştular evet. Konuşuyorlar muhtemelen bu şekilde cereyan etti konuşma. Şey dediyse Hüseyin Göçek ben darbeyi gördüm faul için yeterli bulmadım. Tamam. Video hakem davet etmez. Bu maçtan birkaç pozisyonumuz daha var. E, şey, golleri de bakalım. isterseniz. Öncelikle 56. dakika. Burada aynı zamanda bir ofsayt. E, pozisyon 5 sevgili dostlar. Offside var mı yok mu? O da Münir ilk yarının gerçekten çıkış yapan oyuncularından. Bu pozisyon 5'liği ben yanlış söyledim özür dilerim. Ha demek istediğim buydu. Gavranov için gol. Kayseri Spor'un ilk golünde. Burada offside var mıydı yok muydu diye bir düşünüldü. Tam vurma anında bir duralım isterseniz. Tiyan var hemen yanında. Tiyamla mı ilgili? Ha, evet. Tiyamla mı ilgili bir şüphe. Çünkü Gavranović bayağı geride. Şurada vurma anında duralım. Tamam, duralım. Tamam, offside kamerasından bakalım o zaman. Hah. Yok, ikisi de geride. Yok yok, kafa vurma anında. Ama hiç alakası yok, değil mi? Hiç bu tartışmak önemi yok ki, topun çıktığı önemli. Gavranović kafayı vurduğu anda onun bir önemi yok. Tiam Kaleci'nin görüş alanında evet, kapatıyor. Evet, mu? Evet, ha evet. tamam şimdi anladım. Yok kapatmıyor. Tiam bayağı solda. Yani tiam sona değiştirecek o... bir yok. Ya bu vuruldu anda Tiyam solda yok tartışacak bir şey yok. yok, şey yok. Tiam Kaleci'nin görüş alanında değil. Bir de yine 90 artı birinci dakikada Kayserispor'un ikinci golü öncesinde bir foul var mı? Adem çıkarken evet. bir top kaybı yapıyor. Top kaybı sonrasında faul itirazı yapıyor. Sonrasında Mustafa Pek demek ceza sahasına gelen topu bu şekilde güzel bir vuruş yaptı. Döndü, alan buldu, zaman buldu. Tekrar başa alalım. Bu seyrettiğimiz açıdan net görünüyor. Adem'in yerde kaldığı pozisyon. Şimdi geldi. Bu. Anladım. Bu Bana müdahale temiz gibi göründü. Ha Temiz gibi görünüyor değil mi? Bana temiz gibi göründü. Çünkü topa mesela bakın hop değdi. Yasir temiz Ve bir şekilde ilk, çaldı ilk ya. müdahalesi topa. Devam. Görelim bir daha. Yok temiz bir şekilde. Topu kazanıyor Yasir. Faallık bir durum yok değil Adem mi? Adem zaten önce <laughs> devam ediyor. Sonrasında mı itiraz ediyor? Sonrasında ediyor. Burada da herhangi bir faul görmedik. Yok, temiz. Maçın ardından eee tabii gerginlik oldu. Az önce gazeteden de okuduğumuz üzere e, kulüp başkanı Adil Gevrek koşurdu evet. hakemlerin üzerine yürüdü. Orada Ertaç hakikaten çok önemli bir müdahalede bulundu. Yani ne söylemek gerekir? Bunlar sahalarda Elbette tansiyon yükseliyor. Elbette insanlar sinirleniyor. Elbette her şey her şey her şey ama çözümü hiçbir şekilde bu değil. Kulüp Kim olursa başkanının başkanının yani. akreditasyon kartında hiçbir şekilde sağ sağ içi değil yani. giriş izni var mı? Mümkün değil bence. Zaten onu da ihlal ediyor. Sahiçte giremez ki kulüp başkanı. O son iki dakika mı peki? Yani hakikaten çözüm bu değil. Mümkün olduğu kadar ne mümkün olduğu kadar yani kurallar bize ne diyorsa hem oyun kuralları hem oyun kuralları dışında futbolu düzenleyen kurallar hem de hayatın kuralları bildiğimiz hukuk kuralları her neyse bunlar bize ne diyorsa bu doğrultuda yaşamamız gerekiyor. Kabul edilmiştir. ceza verilecek. Ceza Cezane ceza ne? 345 gün hak mahrumiyeti sayız. Abartıyorum. Ne hangi haktan mahrum olacak? İşte Malatya Spor Başkanı. Şeye gidemeyecek. Stada gidemeyecek. Stada gidebiliyor galiba. Protokol tribününe giremiyor sadece. Lojoya girebiliyor bildiğim kadarıyla. İnanır mısın öyle? Değişmediyse, değiştiyse Peki, arkadaşlar düzeltisinde imza etkisi falan filan onu bağlayan bir durum yok değil mi? Var mı? Evet, o tarz galiba resmi imza Kulüple harfini atılmış. Yani bilmediğimiz bir garip haklardan mahrum kalıyor. Yani caydırıcı bir ceza yok. Benim zaten isyan ettiğim konu o. Bu futbol disiplin talimatlarında değişmesi ve bu cezarı caydırıcı olması lazım. Şimdi tek direktör ceza veriyorsun. Sahaya giremiyor. Önemli bir ceza, değil mi? Takımını yönetemiyor kenardan. Futbolcuya ceza veriyorsun. Maçı evden izliyor. Önemli bir ceza. Kulüp yöneticisine ceza verdiğin zaman kulüp yöneticisini bu cezadan tedirgin edecek şey ne? Bu, bu bir tedirginlik göremiyorum ben bu ceza Caydırıcı bir şey göremiyorum. O zaman maddi şeyi artır. Mesela maddi boyutta Yaz var de, ya cezam. Evet işte. Belki onu artır. Belki o caydırıcı olabilir. İşlerin bu noktaya gelmemesi lazım. Keşke öyle olsa da bunları konuşmuyorsak. İşin ceza boyutunu konuşmuyorsak ama dediğiniz ikinci mi? defa ceza Çok aldığında doğru. Bir daha yönetim kuruluna giremesin mesela. Caydırıcı ceza ağır koy ki bunu yapamazsın. Peki hala süremizin sonuna gelmişiz. Geldik mi? Kapatıyor muyuz? Peki. Uğur Bey, çok teşekkürler. teşekkürler. Değerli izleyenler haftanın son manşetini burada bitiriyoruz. E, programımızın süresinin sonuna geldik. Tekrar birlikte olana dek. Hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim. <laughs>